Merhaba. Merhaba canlar. Ben Mukaddes Pekin Başdil. Şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konumuz hastalıkların bilinçaltı nedenleri. Merhabalar. Nihal'cim hoş geldin. Merhabalar canlar. Hoş geldiniz. Bugün bilinçaltını, hastalıkların bilinçaltı sebeplerini ve düşünce gücüyle tedaviyi konuşacağız. Şimdi hemen sevgili Filiz Aldemir'le bugün akşam bilinçaltı. Geçen haftaki programımızı çok beğendiniz. Çok teşekkür ederiz. Sonuna kadar bizimleydiniz. Ve çok keyifliydi. Hemen bağlamak üzereyim. Filiz de gelsin. Ebru Hanımcığım hoş geldiniz. Seviyorum sizi. Hoş geldiniz. Funda Hanımcığım hoş geldiniz. Hastalıkların bilinçaltı nedenlerini, bilinçaltını ve düşünce gücüyle tedavi üzerinde konuşacağız biraz. Eğer okumadıysanız hala Filiz gelinceye kadar size bir kitap adı vereceğim. Lütfen Louise Hay'in Mutluluklar kitabı vardır ve çok güzel bir kitabı vardır. Düşünce gücüyle tedavi. Bütün hastalıkların nedeninin altında bütün hastalıkların nedeninin altında bilinçaltını sorumlu tutuyoruz. Hatta bugün konvansiyonel tıp da aynı şekilde birçok hastaneye gittiği zaman psikolojik deyip bir takım psikolojik ilaçlar yazıp gönderiyorlar. Tabii ki doktora gidilmesi lazım. Evet, ben de çok seviyorum. Louise Hay'in tüm kitaplarını okuyun lütfen. Özellikle düşünce gücüyle tedaviyi mutlaka okumanızı isterim. Mutluluk kitabı da var yine. Düşünce gücünü çok net anlatır. O da Louise Hay'in kitapları. Ve şeyi çok severim. Lütfen Eckhart Tolle'un Düşünce Gücü kitabını okuyun. Filiz'im hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Çok şükür. Her şeyin yolunda. Seni gördüm. Çok mutlu oldum. Bir haftadır Çok özlemişim teşekkürler. Çok seni. teşekkürler. Canım. Canım. Zaten buradan konuşabiliyoruz. Başka hiçbir şekilde konuşamıyoruz seninle. Hep ertesi gün uzun uzun konuşmak üzere randevulaşıyoruz ama. Seninle bir senedir uzun uzun konuşacağız ama bir türlü ikimiz de ne hikmetse vakit bulamıyoruz. Nereye yetişeceğiz? O da bilmiyorum. Muhtemelen senin köye gideceğiz. Dağlarda, köyde. Hala orada mısın sen? Gece geldim ben. Saat 12'de Ankara'ya döndün geldim. mü? Yani Ah ah gece ah. 12'de biz bir çıktık. Trafik o biçim. Yani herkes demek ki o tarafa gitmiş. Herkes artık tabii şey bitti. Sokağa çıkma yasağı bitince herkes yerine geri dönüyor, değil mi? Evet. Yani böyle. Ama bir şey söyleyeyim mi Filiz? Sen bir Tabii. hoş geldiniz de hemen girmeden önce. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii. Sistem nereye gidiyor biliyor musun artık? Nereye gidiyor? Herkesin bir köyde, dağda, tepede yani bir sakin bir yerde hayat sürmeye ihtiyacı var. 2000 sene önce Hazreti İsa diyor ya gün gelecek, 2000 yıl önce diyor. Gün gelecek insanlar kendi ektikleri, biçtikleri otları yiyecekler ya da dağdan ot toplayacaklar. Gün gelecek insanlar kendi yetiştirdikleri keçinin sütünü içecekler diyor. O kadar bir hale geldi ki yavaş yavaş ben senin saçları hangisi ben orayı kaçırdım. Benim çocuk gibi bağladım bugün. Şimdi artık herkesin elinden geldiği kadar bir tane saksıda bile olsa maydanozunu, teresini, nanesini yetiştirmesinin zamanı geldi. Hem tarıma bir avuç bile olsa katkı olsun istiyoruz. Bir avuç nane katkısı. Hem de artık o şeye doğru gidiyoruz. Evet, düşünce gücüyle başlayalım mı? Düşünce gücünden bahsedelim mi biraz? Filiz'im. Evet, düşünce gücünden bahsedelim. Son yıllarda biliyorsun çok arttı. Özellikle 2000 yıllardan sonra. Ama esasında hep vardı biliyorsun. Yani vardı da bana göre, benim gözlemimi söyleyeyim. Ama son yıllarda insanlar bunu daha bilimsel kanıtlamaya başladı. Yani daha bilimsel temele oturtmaya başladı. Düşüncenin insanın hayatında, hastalıklarında, yaşamında, zihninde, duygusunda çok önemli olduğu ortaya çıktı. Yani düşüncesini yönettiğin zaman hayatını yönetiyorsun, hastalığını yönetebiliyorsun.
Özellikle biraz önce sen de bahsettin. Louis Hay bununla ilgili çok güzel kitaplar yazdı. Çok güzel bunun kapısını açtı. Hepimizin önünü de açtı. Bence bir ikon olarak biz de onu takip ediyoruz diye düşünüyorum. Çok önemli. Şimdi şeyin Zerdüşt'ü çok severdim ben. Bundan 30 yıl önce felsefeye başlama nedenimdir. Zerdüşt, Zoroaster diye bilinir dünya edebiyatında, dünya tarihinde. İş iyi yapılsın, söz iyi söylensin, düşünce iyi düşünülsün der. Çok severim yani, acayip bir, çok da kullanırım yazılarımda da. Düşünce iyi düşünülsün ya da hiç düşünme. Yine Einstein'ın söylediği bir şey var. Her zaman söylerim bunu. Herkesin kafasına sokana kadar. Eğer düşüncelerinizin ön lobunuzdan çıkıp bütün evreni dönüp dolaşıp arka lobunuzdan size geri döndüğünü bilseydiniz hiç düşünmezdiniz diyor ki o kadar sesin biraz boğuk geliyormuş. Bir yaklaştır şu mikrofonu falan olmazsa. Bunu başka bir mikrofon takayım mı? Kablosuz mu? Kablosuz. Kablosuz hem çok tehlikeli, uyarmış olalım canları da, hem çok tehlikeli manyetik açıdan, hem de ulaşımıza, ben bu arada anlatayım. Düşünceler bütün evreni dönüp dolaşıp arka lobunuzdan size geri geldiğini bilseydiniz diyor Einstein, hiç düşünmezdiniz. Onun için düşüncelere çok dikkat edelim. Asıl düşüncelerin bir üst tehlikeli olanı daha var. Söylemek, ses. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de de ol dedik oldu. Ses çok önemlidir. Bir düşünce sese döndüğü zaman o bir tık daha, bir level daha atlamıştır. Hele hele yazıldığı zaman. Onun için dualarınızı yaparken lütfen düşüncelerinizi biraz sesli yaparsanız bir tık bir level atlamış olursunuz. Hatta yazarsanız bir level daha atlamış olursunuz. Bu düşünce gücünü olumlu kullanmış olursunuz canlar. Onun için lütfen aklınızdan geçen her şeyin bir dua olduğunu, bir titreşime dönüştüğünü bilin ve bunu şey yapın. Bir de söylerken ve düşünürken ve konuşurken yapmamalıyım, etme, mesela kilo almamalıyım. Bununla ilgilenmez sistem. Bunu kilo almak olarak alır. Florence Nightingale'in dediği gibi, beni savaşa hayır toplantılarına çağırmayın diyor. Beni barışa evet toplantılarına çağırın. Barışa evet yürüyüşlerine çağırın. Mitinglerine çağırın. İkisi aynı şey gibi zannediliyor. Aynı şey gibi düşünüyor ama aynı şey değil. Savaşa hayırla barışı evet aynı anlama gibi anlanmış gibi geliyor bize ama aynı şey değil. Lütfen her zaman ne istiyorsanız onu söyleyin ve onu olumlayarak söyleyin. Kilo kaybetmek istemiyorum değil. Ben gayet iyiyim, gayet zindeyim, gayet sağlıklıyım, ideal kilodayım. Lütfen imajinasyonlarınızı, düşüncelerinizi, dualarınızı kontrol altına alın. Çünkü bir taraftan bilincin dışında patron bilinçaltı. Bilinç bazı şeyleri ayırabiliyor ama bilinçaltı gerçek mi, değil mi, hayal mi, doğru mu, yanlış mı diye ayırt etmeden olduğu gibi alıyor. Asıl patron bilinçaltı. Onun için lütfen düşüncelerinizi kontrol edin. Biz son bir haftadır, 10 gündür canlı yayınların bazılarına detoks, detoks derken düşünce detoksundan da bahsediyoruz. Detoks yaparken düşüncelerinizi de arındırın ve detoks yapın lütfen. Şimdi nasıl ses bakalım? Bir ses alayım Benim senden. sesim iyi geliyor. Siz nasıl, rahat alıyor musunuz benim Şu sesimi? anda iyi sanki, değil mi canlar? Filiz Hanım'ın sesi iyi değil mi şu anda? Oradan bir süredir Arkadaşlar, ya. sesim nasıl geliyor? Bana çok iyi geliyor Filiz. Bana çok iyi geliyor. Oradan da şimdi ses gelir muhtemelen. Çünkü bizim iletişimimiz onlara bir süre daha geç gidiyor. Evet. Ebru Hanım'dan okey geldi. Esma Hanım'dan Peki. okey geldi. Kablosuz, bu arada yeri gelmişken sana da söyleyeceğim cancağızım. Kablosuz kullanmıyoruz bu kulaklıkları lütfen. Çünkü manyetik alanlar çok tehlikeli. Cep telefonları kadar tehlikeli. Elektrik şeyler, saç kurutma makineleri kadar tehlikeli. Ne olur kablosuz mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz. Durum Yani anlaşılmıştır. bundan sonra ben görseydim onu hemen çıkar onu der. Evet. Sen bir şey anlatıyordun, o ara gittin. Ha, Ses, şöyle düşünce yani, gücünü evet, anlatıyorduk. düşünce Evet. gücüyle bence benim fikrim böyle, çok örnek üzerinden gidelim ya da arkadaşlarımızın sorusu olursa Evet, sorulara onlar da üzerinden bakarız. gidelim. Şimdi düşündüğümüz şeyler bizim genelde hep hakikaten düşünce zihinden de duyguya geçiyor. Haliyle duygu da herhangi bir şeyi tetikliyor. Örnek veriyorum.
Biz zannediyoruz ki aslında bir başımızın ağrıdığında, bir baş ağrısının bile işte üç tane nedeninin olduğunu, bir migrenin bile üç tane nedeninin olduğunu söyleniliyor. Nedir bunlar? Bu nedenlerden bir tanesi işte stres. En büyük sebeplerden bir tanesi stres. Bir diğeri değersizlik duygusu ve bütün hemen hemen hastalıkların en temelinde yatanlardan bir tanesi değersizlik duygusu. Çünkü bilinçaltı, bilinçaltı. Asıl bilinçaltı patron, bunu unutmayın ne olur. Ve baş ağrısının diğer bir sebeplerinden bir tanesi de cinsellik. Yani yeteri kadar o cinselliği yaşayamamak da migrenin tetikleyicilerinden olabiliyor. İşte bunların hepsi aslına baktığınızda değersizlik duygusu olsun, o cinselliğin duygusunu yaşayamama olsun ya da stres olsun, bunların hepsi birer duygu. Duyguyu tetikleyen şey de hep söylüyoruz zaten zihin. O sebepten yani biz hastalıklarımızı yönetebilmek için, hastalıklarımızı çok iyi sağlıklı hale getirebilmek için, ki biraz önce çok güzel bilinçaltından bahsettim. Ben de hemen şunu söyleyeyim, çok da hoşuma gidiyor bu durum. Mesela Osmanlı zamanında şu anda bizim kullandığımız hastanelerin ismi şifahaneymiş. Tabii. Biraz önce sen çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki işte o kelimelerinize dikkat edin, düşüncelerinize dikkat edin. Şimdi hastaneye gittiğin zaman direkt bilinçaltı zaten hasta evi. Oraya Tabii. gittiğin zaman bile çoğu insan, sağlıklı Tabii. insan bile hep Tabii. duymuşuzdur. Hep bir Tabii. hastalanırlar yani. Of, bugün Hastahane hastaneye başka gittim bir şey, diye. şifahane başka bir şey. Hı hı. Aynı aslında hepsi tedavi olmak için gidiyor. Ama dikkat etsinler, hastahane, şifahane. Yani daha adıyla iyileştiriyor. Adıyla şifa veriyor insana, şifahane. Değil mi? Yani evet, aynı şimdi buraya baktığında hakikaten şifahane bir bilinçaltına telkindir. Yani ben şifahaneye gittiğimde ya da bir hastamı ziyarete gittiğimde, oradan o nereye gidiyorsun? Şifahaneye gidiyorum. O şeyle gelirsin. Bilinçaltıyla gelirsin. Hakikaten iyileşmiş gelirsin. Şimdi insanlara bir bakın. Hastaneye giden sağlıklı insanlardan bile şu şikayeti mutlaka duyan çok insan olmuştur. Hastaneye gittim, daha beter olup geldim. Yani ben hastalandım geldim diye birçok insan duymuşsunuzdur. Bu sebepten yani kelimelerimizin, düşüncelerimizin, zihnimizin çok çok önemi var. Şu anda aklıma gelen bunlar. Soru Evet. cevap şeklinde de gidebiliriz. Asıl patron bilinçaltı, bilinç değil. Her şey düşüncelerle yönetiliyor. Hatta şey diyor ki iyi düşünmek o kadar önemli ki ve gerçekten bilinçaltı gerçekle hayali birbirinden ayıramıyor hiçbir şekilde. Mesela bir deney yapılıyor Amerika'da Filiz. İki tane ünlü koşucuyu, atleti şeye koşu bandına çıkarıyorlar. İkisini de başlatıyorlar. Belli bir süre içinde aynı hıza kadar çıkarıyorlar. Bir tanesi koşu bandında, bir tanesi yandaki odada gözü kapalı yatırıyorlar onu. Bağlıyorlar şeylere, cihazların üstüne işte kalp cihazı, EEG yani beyin fonksiyonlarını ve tansiyonunu ve her şeyi kontrol altına alıyorlar. Bir tane atletin birisi gerçekten koşuyor. Bir tanesi imajinasyon yapıyor. Bak, imajinasyon yapanla koşan arasındaki hiçbir fark yok. İkisi de aynı kaloriyi yakıyor. İkisi de aynı performans. İkisi de aynı tansiyon. İkisi de aynı kalp hızı, ritim hızı. Bu şu demek. Bilinçaltı hiçbir şekilde hayalle gerçeği birbirinden ayıramıyor. Onun için imajinasyonlarımız ve düşüncelerimizi kontrol altına almalı. Onları gerçek olacakmış gibi, yani düşünce gücüyle tedavi konuşurken düşünce gücüyle hayalleri gerçekleştirmeyi de konuşabiliriz bu arada. Ama şunun altını tekrar çiziyorum. Bütün hastalıkların nedeni kesinlikle değersizlik hissi bir ve korkular. Ve bütün korkuların arkasında da ölüm korkusu vardır. Kayıtsız ve şartsız ölüm korkusu vardır. Yani insan tevekkülü ve yani yani şeyi tevekkül ve tevafuk olanı öğrendiği zaman artık ölüm korkusundan da kurtulur. Çünkü ölüm diye bir şey yoktur. Çünkü ruh ölümsüzdür ve her zaman var olacak olandır. Korkularımızı yenmemizin en büyük nedeni de şey ve korkular en büyük hastalık nedenlerinden bir tanesi. Mesela alerji. Alerjinin arkasında birisinden hoşlanmamak, Kime alerji duyuyorsun? bir maddeye ya da bir insana alerji duymak. Ve ikinci neden kendini sevmemesi insanın.
affedememesi, bunlar çok önemli. Affetmek ve kendini sevmemek. Geçen hafta da konuştuk biraz. Evet, ilahi akışta kalmak tevafuktur. İlahi akışta kaldığımız zaman ölüm korkusu da olmaz. Korkularla yüzleşmek ve kendimizi sevmek, akışta olmak en büyük şifa akışlarından bir tanesidir. Bunu böylece bilmek lazım. Soruları beklerken biz konuşalım. Onlar soru sorarlarsa da onların sorularına cevap vermeye çalışırız. Mesela saç dökülmesi. Saç dökülmesi için geldiklerinde ben ısrarla insanlara seni ürküten, gelecekten korkutan şey nedir? Mesela sağ taraftaki olan bütün ağrıların, bütün sancıların sebebi her zaman gelecek korkusudur. Sol tarafta olanların sebebi geçmiş korkusudur. İnsanlar geçmişlerini affedememişse ve geçmişten bir şey getiriyorlarsa bugüne, mutlaka geçmişleriyle yüzleşmeleri ve geçmişlerini affetmeleri gerekir. Sağ tarafta varsa gelecekle ilgili bir endişeleri vardır. Onunla yüzleşmeleri lazım. Ben bana geldiklerinde, bu arada seni sordular geçen hafta, Filiz Hanım'ın mesleği nedir? Dedim ki hipnoz. Türkiye'nin en derin hipnozcularından bir tanesi. Ve benimle birlikte sıkıyor cihaz, sen sıkıyor cihaz diyorsun. Bununla adını biz bir türlü ne söyleyeceğimizi bilemedik. Biyorezonans terapisti. İkimiz oradan zaten tanışıyoruz. Televizyon programına gelmeden önce biyorezonans cihazları bu arada hakikaten canlar, inanılmaz bir şey. Anlatmakla bitmez. Onun için mutlaka bir şey olduğunda, konvansiyonel tıpı kullanırken biyorezonans cihazlarını da kullanmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda regresyon, birçok yetenekleri var. Yani Filiz Hanım bir şifacı aynı zamanda. Eğitim de veriyor aynı zamanda. Eğitimlerine de katılabilirsiniz. Muhteşem yurt içi ve yurt dışı eğitimleri var. Şimdi reenkarnasyon hakkında fikirlerini duymak isterim demişler. Ebru Hanım sormuş. Reenkarnasyonu Ebru Hanım, reenkarnasyonu konuşalım mı? Ama onu şöyle, cumartesi günü yine konuşacağız şeyle, Eyüp'le, gerçi onu, ama yine bence de burada, o zaman onu oraya koyalım. Ya burada, sen burada varsa fikrini söyle. Fikriniz varsa ama şeyler genelde düşünce gücü. Yine bir iki cümleyle Ebru Hanım'a cevaplasan. Panik yani ataktan reenkarnasyonu çok diyor, şey yapamıyorum. Evet. Ben şöyle onunla cumartesi ilgili çok savunduğum bir bilgi yok. Yani çok kendi içimde netleşmedim reenkarnasyonla. Çünkü bu düzlemde gerçek anlamda ben çok reenkarnasyonu onaylayacak şeyler de yaşadım. Yani ciddi onu destekleyecek çok şeyler yaşadım. Çok şeylerle karşılaştım, vakalarla karşılaştım. Ama diğer bir taraftan da işte İslami, biz Müslüman ülkede olduğumuz için İslamiyet tek bir yaşamı savunuyor. Haliyle burada bir inancım var. Ama diğer tarafta karşılaştıklarım var. Bunun arasında ben kendi adıma çok netleşemedim, işin açığını söyleyeyim. Fakat bunu ne yapıyoruz? Biz kendi çalışmalarımızda sanki bir reenkarnasyon varmış gibi. Yani o regresyon çalışmalarında biyorezonans yapılıyor. Biyorezonansla da var bu. Hani var. Şimdi yani tabii bu atalardan gelen şeyler de reenkarnasyon gibi değerlendirilebilir. DNA ile akaşik kayıtlarla bize gelen her şey, atalarımızda kayıtlı olan her şey, bizim DNA'mızda kayıtlı olan her şey sadece bizim başımızdan, yani reenkarnasyon olarak bakmamak lazım. Akaşik kayıtlar açısından bakmak lazım. Hakikaten bütün bunlar temizlendiği zaman bir kere bir şey anlatacağım size ben. Düşünce gücüyle tedavi dendiği zaman ben yine ısrarla Eric Pearl'ün Chiropractic Reconnection tekrar bağlantı kitabını okumalarını istiyorum. Lütfen, lütfen bunu, lütfen bunu arkadaşlar yazın lütfen. Tekrar bağlantı Eric Pearl Reconnection kitabı. Bu şu demek: hastalıklar kesinlikle ve kesinlikle bedenin ve zihnin, yani ruhun bedenden kopmasıyla olur. Beden ve ruh yeniden reconnect olduğunda, yeniden bağlantı kurduğunda hastalıklar da giderler. Hani aborijinlerin, ben geçen hafta da söylemiştim, aborijinler yürürlermiş bir iki saat, sonra küt diye otururlarmış. İşte Marlon Margon soruyormuş, niye oturdunuz? Yani bedenimiz o kadar hızlı geldi ki ruhumuzun arkamızdan gelmesini bekliyoruz. Şimdi beden o kadar hızlı yaşıyor ki, zihin o kadar hızlı yaşıyor ki canlar, ruh bedene ve zihnin hızına yetişemiyor.
Onun için biraz sakin olmamız lazım. Biraz zihni dinginleştirmemiz lazım. Şimdi şöyle bedeni bir şey dinginleştirmemiz var. Mukaddesin, lazım. Sanki ruh gelsin ve reconnect haklısın, olsun. Tekrar haklısın ama bağlantı şöyle bir şey var. Yani şimdi biz çok üst perdeden konuşuyoruz ama yakın zamanda mesela bundan 3 ay öncesinden, 4 ay öncesinden benim annem mide kanseri oldu. Ve ben hep Geçmiş bekliyordum. olsun. Çünkü benim annem kendi annesine çok düşkün. Yani rahmetli oldu anneannem de. Allah rahmet eylesin. Ben hep böyle içimden şey yapardım. Annemi gözlemlerdim. Yani seyrederdim falan. Annemin de ara ara böyle midesi ağrırdı. En sonunda annem de anneanneme olan kör sevgisini gerçekleştirmek için mide kanseri oldu. Şimdi biz hastalıklar diyoruz. Evet, hani şu şuradan geliyor, bu buradan geliyor olabilir ama şimdi bir de aileden, öykülerden, atalardan getirdiğimiz hastalıklar da var. Kör sevgiyle dolanık olduğumuz insanlar da var. Yakın bir zamanda, daha bu hafta içerisinde bir vaka geldi. Ben normalde hastalıklar kısmına girmiyorum. O doktorların bölümü diye. Ya da bu biyorezonans cihazını kullanan arkadaşlarda da girmiyorum. Ama çok yakın arkadaşlarımla ben hastalık kısmına giriyorum. Şöyle hastalık kısmına giriyorum. Bu yakın zamanda bizim yaşadığımız bir vaka vardı. Bu vakada mesela kişinin ciğerinde, akciğerinde ciddi boyutta bir problem vardı. Çok ciddi. Hatta dediler ki korona mı, şu mu, bu mu? Covid çıkmadı. Sonra biz buna dediler ki KOAH var. İşte ciğerinde nodül var, şu var, bu var. Neyse, sonuçta her ne varsa bir akciğer problemi var. Aynı şekilde bir de ateşlenme problemi var. Şimdi ben buna biyorezonansta çalıştığım şuydu. Eğer bir insan ateşleniyorsa, yani ateşi çıkıyorsa mutlaka öfkesine çalışılmalı. Bir EFT yapabilir ya da nefes çalışabilir ya da kendi neyse onu çalışabilir. Ben ona biyofeedback cihazda bir öfke çalıştım. Öfke çalışması yaptım. Diğer isimlerde de KOAH çalıştım, işte akciğer çalıştım. Birkaç tane başlık çalıştım ve bu insan hiçbir şekilde yataktan kalkamıyordu. Kalkamıyordu. Yani arkadaşım beni aradığında eşim çok kötü, ben artık dayanamıyorum. Hani ne yapacağımı bilmiyorum ki ben o sıra işte çiftlikteydim. Tamam sen rahat ol dedim. Ben yanımda götürüyorum cihazı çünkü ihtiyacı olan insanlar da oluyor. Biliyorsun hemen çalışabiliyoruz oradan biz. Şimdi bugün beni aradı arkadaşım. Diyor ki ya biz senin ücretin neyse verelim. Sen bize artık rutin çalış. Çünkü eşi hiçbir şekilde kalkamayan eş kalkmış. Ben orada neye çalıştım? Bir ateşine çalıştım. Ateş ve o ciğerinin rezonansını, frekansını düzelttim. İşte midesinin örnek veriyorum rezonansını, frekansını düzelttim. Biraz da işte orada ne yaptık? İşte ayağa kalkabilmesi için dopamin, serotonin şunu bunu yükledik. Yani evet burada tamam bir biyorezonans olmayan arkadaşlar var. Bunlar bunu ne yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Şimdi anneden getirebiliyoruz. Bu arkadaş şöyle bir vaka yaşamıştı. Ben sorduğumda dedim ki ailede kimde ciğerle ilgili sıkıntı var? Dedi ki benim dedi babam ciğerinden gitti, akciğerden gitti dedi adam. Yani karısı söylüyor tabii ki. Diğer türlü şunu sordum. Dedim ki ailede kim öfkeliydi? Dedi ki benim annem öfkeli. Yani bu arkadaşımızın eşi hem annesiyle hem de babasıyla bir dolaşıklığa girmiş. Hem onlara bilinç boyutunda kızarken. Bakın çoğumuz şunu yapıyoruz. Bilinç boyutunda şunu yapıyoruz. Ben annem gibi olmayacağım. Ben babam gibi olmayacağım diyoruz. Tabii. Neden şimdi, diyoruz? Kızgınlığımızda. Şimdi sen sözünü unutma. Güzel oldu lafı buraya getirdiğin senin. Şunu söyleyeceğim. Bir kere canlar. Bu çok net. Bunu biz bütün şeylerde şifa çalışmalarında gördük. Bir kere hayatta zaten kimi kınadıysanız, kimi yargıladıysanız o olacaksınız. Onu yaşamadan gitmeyeceksiniz. Hazreti Peygamber'in sünnetidir de bu. Kimi yargıladınız aynısını yaşayacaksınız. Mevlana'nın da vardır böyle sözleri. Fakat asıl şifacılıkta şunu öğrendik. Kız çocukları özellikle annelerine benzer çünkü annelerinin sınavlarını kaldığı yerden alırlar. Erkek çocukları da babalarına benzer. Erkek çocuklar sevdikleri, özellikle sevmedikleri yanlarına benzerler. Babalarının sınavlarını kaldığı yerden alırlar. Bu bizim en büyük tekamül nedenlerimizden birisidir canlar. Onun için ben anneme benzemeyeyim, ben babama benzemeyeyim. Anne ve babanızı lütfen ama lütfen asla yargılamayın. Çünkü olacağı o, oraya gideceğiz. Evet. Şimdi orada Bert Hellinger der ki mesela psikoterapide ve bunu hakikaten çok yapıyorlar.
ben annem gibi olmayacağım ya da ben babam gibi olmayacağım. Sistem diyor ki, yani burada bir kibir var aslında. Ben onun gibi olmayacağım derken bir aşağılama, bir küçümseme, bir yargılama var. Evet. Ve sistem diyor ki senin yargıladığın her şeyde önüne iki tane seçenek çıkartırım. Bunlardan... En çok da anne ve babayı örnek aldığımız için en çok da onları yargılıyoruz değil mi hayatımızda? Ama bilinçaltı orada devreye giriyor. Ne yapıyor, ne yapıyor biliyor musun? Bilinç boyutunda ben annem gibi, babam gibi olmayacağım deyip de bilinçaltı suçluluk duyuyor bu sefer. Ve o suçluluk duygusundan bu sefer onların hastalığını, kırgınlığını, kızgınlığını ya da neyi varsa onu paylaşmak adına onu geliştiriyor. Evet, işte hastalıkları oradan da çekebiliyoruz. İşte bu. O da, bu da bir tane bilinçaltı nedenlerinden bir tanesi. Feriha Hanım, reenkarnasyon yok, enkarnasyon vardır demiş. Geriye dönüş yok. Evet, kesinlikle hep ileriye doğru gidiş var. Cumartesi günü bunu zaten konuşacağız. Sonuçta yani enkarnasyon diyoruz diyecektim ama konuyu uzatmak istemedim. Filiz Hocam, oğlumda alerjik duruma EFT çalışsam nasıl olur demiş. Travmayı nasıl bulabilirim demiş. Sana ya, sormuşlar. Nurdan Hanım sormuş. Şöyle, alerjinin biraz önce sebeplerini sen söylemiştin. Şimdi bazı vakalarda annelere babalara gidilir ama alerji kısmında çocuğun ilk alerjiyi hangi durumda yaşadı çocuk? Yani ne tetikledi ve alerjiyi ilk hangi durumda yaşadı? Yani burada zaten konuşa konuşa yapa yapa, özellikle ben burada EFT'yi çok öneriyorum. EFT çalışırken zaten söylerken bir de bu Barış Muslu'nun nöroformat var. Çok seyredemedim ama o nöroformatta göz hizasıyla olan bir şeyden bahseder. Orada o gözle yapılan çalışmalarda mutlaka ilk an tespit edilebiliyor. Yani ben neye alerjisi var bir kere? O da tespit edilmeli. Ya da ilk nerede başladı? Orada tespit edilmeli. Ve o travmaya çalışılmalı. Peki alerji olduğunda, yani alerji olduğu dakika, mesela bugün alerji oldu, işte ne zaman oldu? Oralara bakmak lazım. İşte sevmediği bir insan, hoşuna gitmeyen bir yemek, hoşuna gitmeyen bir objeyle karşılaştığında o gün onları görmesi lazım. Ve EFT yapabilir mi? EFT yapabilir ama beynin şöyle bir özelliği var. Beyin kıyas üzerine çalışır, kıyaslar. Örnek veriyorum, bugün bir insanı gördü, ondan tiksindi ve alerjik reaksiyon gösterdi. Halbuki bunun mutlaka onda bir tabanı vardır. Bir hani ilk şey kodu vardır. Ya anne baba tarafından birilerinden getiriyordur, yine vakaların hemen hemen çoğunda bir aile öyküsüne bakmak gerekiyor. Kimin tarafından getiriyor? Ya da anne orada yoksa da kendi ilk yaşamış olduğu 3, 5, 10 yaşı, artık kaç yaşıysa oradaki vakayı bulmak gerekiyor. Ve oraya, o vakaya EFT yapmak gerekiyor. Evet. Yani bugüne değil, İlk tetiklenen yere lazım ve takipte olması lazım, iyi gözlemlenmesi lazım. Paralel evrenler hakkındaki görüşünüz demiş Filiz, söylesin, ben bu konuyla ilgili çok yazı yazdım, cumartesi günü de yine bu konuyu konuşalım. Bu paralel evren senin konun, yani ben paralel evrene çok inanıyorum ama senin ben paralel konun. Evrenlere, ben oraya hiç inanıyorum ama cumartesi günü bu konuyu konuşalım. Benim yazılarımı da cep numarası olursa benim yazılarımı da atarım. Mukaddes Pekin Başdil diye girdiğinizde benim yazılarımı göreceksiniz orada. Göbek kaçması neden olur, nasıl düzeltilir demişler Filiz'cim. Ben göbek, ilk defa duydum bunu. Bunu bilmiyorum. Göbek kaçması. Sağ taraf ya da sol. Veysel Bey, bunu demin ben anlattım. Şimdi sağ taraftaki olan fiziksel herhangi bir tutulmalar, ağrılar ilk psikolojik neden olarak gelecek korkusu, hani demiştik ya, anlatmıştık, genelde korkular bilinçaltı nedenlerinden bir tanesidir. Cinsellik, sevilmeme duygusu, bütün bunlar bilinçaltı hastalık nedenleridir. Ağrılar, özellikle sağ taraftakiler gelecek korkusunu, gelecek üzerine, gelecekle ilgili bir takım endişeler ve korkular üzerine. Sol taraftaki, yani şöyle şuradan itibaren sol taraftaki olan şeylerde geçmişi affedememe, geçmişte bir takım şeylere takılı kalma, onlar da geçmişle ilgilidir. Oraya lütfen bir şey de ben ekleyeyim lütfen. Görmeyi seçin lütfen. Sağ ve sol da aynı zamanda, hani geçmiş gelecek evet, ama sol taraf aynı zamanda bizim kendi içimizdeki dişilimiz. Evet. Sağ tarafımızda kendi içimizde erilimiz. Evet, o ayrı bir şey. Eğer bizim içimiz animus bu anlamda uyumsuz olursa kendi iç dünyamızda. Süper. Yani şöyle, eğer ben şimdi bir bayan olarak kendi içimde erilime,
Çünkü ben dünyaya geldiğimde biraz bende de testosteron var. Her ne kadar hepimizde var. Hormonu hepimizde var. Eril ve dişil enerji bütün varlıklarda kadınlar var. Östrojenin yanında testosteron, erkekler de testosteronun yanında östrojen hormonu salgılar. Fakat bu içerideki bunlar ne kadar birbiriyle uyumlu? Şimdi biz öyle bir yetişiyoruz ki içimizdeki birçok erkeğe öfkeliyiz. Birçok erkeğe kızgınız. Haliyle hayatımıza da bu anlamda sağlıklı erkekler ya da sağlıklı kadınlar çekemiyoruz. Bunun için içimizdeki kadının ve erkeğin şifalandırmasını yaptığımızda, yani sağ taraf eril taraf, sol taraf dişil taraf, biz iş dünyamız boyutunda da bunun ikisini ses kesildi birden. Ses yapmak ses gerekiyor. Kesiliyor. Şimdi nasıl? Hareket ettiğimizde mi kesiliyor acaba? Kalp göndermeyin canlarım. Canlarım. Ben acaba dedim benim şey mi çekmedi dedim. Ama var. Kapıyı açık bırakmışım. Wi-Fi. Var şimdi değil mi ses? Evet. Tamam. Yani burada içlerindeki erille dişili mutlaka uyumlasınlar. Ya da bunun yolunu öğrensinler. Ve çok önemli. Şeyden sonra bu koronadan sonra start verildi. Eril ve dişil enerjinin dengeye getirilmesi önemli. Özellikle bu süreçten sonra. Bu süreç çok enteresan bir süreç. Bir gün bu süreci konuşalım. Düğmeye basıldı insanlık. Üçüncü boyuttan beşinci boyuta doğru hazırlanıyor arkadaşlar. Bu zaman kalırsa konuşuruz. Bugünkü konumuz olmadığı için bu konuda kafanızı karıştırmak istemiyorum. Beşinci boyuta doğru geçeceğiz. Onun için lütfen kendinizi iyi şifalandırmaya çalışın bu süreç içinde. Hazırlanmamız lazım olur mu? Burayı evet, takıntı ve vesvese düzelir mi? Kesinlikle düzelir Filiz. Şimdi takıntının altında yatan en büyük nedenlerden bir tanesi küçüklüğünde tacizdir. Yani takıntının altında yatan en büyük temel sebeplerden bir tanesi tacizdir. Ya kendisi tacize uğramıştır ya da yine ebeveynlerinden birinden taşıyor olabilir. Yani bu büyük anne de olabilir, dede de olabilir, teyze hala da olabilir. Ya da kendisi çocukluğunda bir tacize uğramıştır. Bu tiksinti şeklinde işte 7'li 8'li yaşlarda ya da daha öncesinde. Bu ilerleyen zamanlarda da 20'li yaşlardan sonra 10 sene 15 sene sonra da ortaya çıkabilir. El yıkamak gibi, sürekli aynı şeyi yapmak gibi, sürekli aynı yapılan şey istemli ya da istem dışı takıntı. Haliyle burada çalışılacak şey de cinsel tacize çalışılacak orada. Taciz. Takıntının altında. Vesvese de zaten gereğinden zihnin kontrol edilemeyişidir. Vesvese aynı zamanda gelecek korkusu da olabilir. Yani sürekli bir endişe halidir aslında vesveseye baktığında. Vesvesenin altında korkular vardır. Korkular lazım. Vardır. Korkularla yüzleşilmesi lazım. Mümkün olduğu kadar korkuları nasıl ortaya çıkarabiliriz? Bunun üzerinde düşünebilirler. Olumlama teknikleri vardır. İşte alıp kabul etmek. Yani ya bir şey o çok alıp zor. O alıp çok kabul zor. Etmek, ya biraz ortaya üstüne gidecekler. Çıkarmak. Mukaddes Evet. Biraz üstüne gidecekler. Access consciousness o korkunun. Kullanılabilir. Evet. Ben Evet. yine oraya hipnoz öneriyorum ya korkuya. Hipnoz evet. Hipnozla bir o öneriyorum. Senin işin olduğu için ben düşünemedim. Ben hipnoz öneriyorum. Çünkü şöyle, bunu hani sen de ilaç sattığın için bilirsin. Bir hastalığa, bir baş ağrısına, buna daha öncesinden örnek verdik ama hani bir sürü isim var. İşte Parol var, Aspirin var, Vermidon var. Hakikaten bu çalışmalarda da mesela korkuya, evet Akses çalışılabilir, EFT çalışılabilir ama hipnoz diyorum ben ona. Korkuya hipnoz en etkili, bir seans bilemedin iki seans çok etkili ya da hiç hani onu o anda hipnoz yapacak kimse yok, kime hipnoz yaptıracaksın orada da EFT korkuyorum neden korkuyorsan işte hani korkunun faydalı olan korkular da var, bir ayı gördüğün zaman bir yılan gördüğün zaman orada kalamazsın, oturup bekleyemezsin o da, ya da bir deprem olduğu zaman yani o korkular faydalıdır çünkü insanı korumak içine kurulmuştur. Zaten insanın en temel ihtiyacı hayatta kalmak. O korkularla biz hayatta kalıyoruz zaten. Funda Hanım şey sormuş. Hastalıkların sebebini bulduktan sonra şifalanması nasıl olacak? Kendi başına yapılabilir mi demiş Filiz. Yapılır. Çok iyi yapılır hem de.
Şimdi son yıllarda, artık bu kanıtlandı. Hepimiz midemizin frekansı titreşimi var. Bütün organların titreşimi var, rezonansı var, frekansı var. Burada ne yapılacak? Şimdi bu peaki, kinestetik, şu anda ismini tam getiremedim. Burada şöyle, bedenin dili var, bedenin. Burada örnek veriyorum, bir mide mi rahatsız ve mideyle ilgili çalışma mı yapmak istiyor? Kendi bilinciyle o midesiyle konuşsun. Yani sanki karşısında çok kıymetli bir varlık varmış gibi. Sevgili midem, ben seni görüyorum. Ben seni duyuyorum. Sen ne anlatmak istiyorsan ben seni duymaya, dinlemeye, hissetmeye hazırım. Midenin en fazla anlatacağı ne olur? Artık hani bunlar hep kitaplarda da, birçok kitaplarda da yazıyor. Mide irade merkezidir. Aynı zamanda korku merkezidir. Aynı zamanda hazmetme merkezidir. Eğer hayatta hazmedemediğimiz bir şey varsa ya da korktuğumuz bir şey varsa, işte burada o zaman bunları tespit edip hem buna EFT çalışılabilir, hem de mideyle konuşularak bunu netleştirilebilir ve oranın bilincini, hani sevgi şifası göndererek, şifa göndererek orayı hakikaten çok iyi bir şekilde dönüşüm yaşanabilir. Bununla ilgili ben annemde çok çalışma yaptım. Çok güzel biz geri dönüşler aldık. 5 dakikada ben baş ağrısı geçirdiğimi biliyorum. Buna şunu da kullanabiliriz. Mesela bu tür ağrılara NLP'nin teknikleri vardır. NLP teknikleri de kullanılabilir. Buna da çok basit bir örnek vereceğim. Nedir bu teknikler? Örnek veriyorum, kişinin başı ağrıyor. Hani kolayından gidelim. Ya da karnı ağrıyor. Şimdi karın ağrısının şeysi farklı. Şeyi farklı. Ama bir baş ağrısını bildiğinde EFT, NLP'nin kendi tekniği var. NLP tekniğinde hemen sorulur başın ağrısına. Denir ki hangi renk? Eğer başın ağrısı yoğunsa siyah der ya da gri der. Denir ki gaz mı, katı mı, sıvı mı, enerji mi? Evet. Kişi onu söyler ve ona göre oradan çıkartılır, alınır o. Yani orada bir zihinle orada biraz dönüştürülür. Ama diğer türlü, yani hastalıklarının en temelinde yatanlardan bir tanesi değersizlik duygusunu tespit etsinler. Nerede kendini çok değersiz hissetti? Nerede kendini kötü hissetti? Bunları netleştirsinler. Şimdi ben bir konunun üzerinde bir kez daha altını çizmek istiyorum canlar. Buna ben çok önem veriyorum cidden. Şimdi vücut, tüm organlar ve vücut hücrelerden oluşur. Hücrelerin hücre hafızası vardır. Hep bu söylenir. Hani su hafızası ayrı, bir de hücre hafızası. Zaten hücrenin içi su. Şunun altını bir daha çizmek istiyorum. Bütün evren, hatta çoklu evrenler, her şey proton ve elektron rezonansıyla titrer. Her şey ışıktır. Her ışık canlıdır. Gördüğünüz, görmediğiniz, işittiğiniz, işitemediğiniz, her şey ışıktır ve her şey canlıdır. Bakın, bunun altını çiziyorum. Her şey proton ve elektronlardan oluşur. Proton ve elektronlar birbirlerine bir kimyasal bağla bağlıdırlar. Ve hiçbir zaman yok olmazlar proton ve elektronlar. Stabildirler. Milyarlarca yıl evren var olduğundan beri var olan bilgiyi taşırlar. Tıpkı su gibi, tıpkı kristaller gibi. Lütfen şunu iyi öğrenin. Hücrelerimiz, biz yokken de vardılar. Hücrelerimizin içindeki proton ve elektronlar hep vardılar. Onun için onlar bilgedir. Onlar her şeyi bilirler. Geçmişteki olan şeylerin tüm bilgisine sahiptirler. Ve bu hücreler bizim içimizde. Proton ve elektron olarak bağlı, birbirlerine bağlı. Tekrar geçenlerde söylemiştim. Bunların 10 üzeri 20 protonun, 10 üzeri 24'te elektronun titreşim hızı, rezonansı vardır. Ve elektronlar zaman spiralinde yaşarlar, protonlar uzay spiralinde yaşarlar. Hiçbir zaman yok olmazlar ve yok olmayacaklar. Bu şu demek, siz hücrelerinizle, organlarınızla, bedeninizle, midenizle, başınızla, elinizle, kolunuzla konuştuğunuzda onlar size cevap verecekler. Bu bir. Siz doğduğunuz andan beri bu hücreler sizin onları fark etmenizi bekliyorlar ve size aşıklar. Sizi o kadar çok seviyorlar ki
Onun için siz bedeninizi sevin. Sürekli bunu anlatıyoruz. Bedeninizi sevin ki onlar mutlu olsunlar, onları fark ettiğinizi anlasınlar. Bu iki. Üç, siz bedeninizle, organlarınızla konuştuğunuzda, midem, sevgili bedenim, midem aç mıyız, ne yiyelim, bugün ne yapalım, bugün aç mısın, canın ne ister diye sorduğunuzda inanın size cevap verecekler. Bakın, şimdi deneyin hemen, şunu hemen deneyin, bir nefes alın, sonra deyin ki saç diplerimden ayak tırnaklarıma kadar seni seviyorum Firiz. Kendinize dokunun, söyleyin lütfen. Bir ürperti duyacaksınız. Bir sıcaklık olabilir. Tüylerin diken diken olması olabilir. İşte o bilge, o bilinçli, o hep farkında olan, hep sizin onları sevmenizi bekleyen hücreleriniz ürpertiyle size cevap verecekler. Bu da şu demek. Evet, başardınız ve onlarla bağlantı kurdunuz demek. Cevap verdiklerinde, sizin sorularınıza cevap verdiklerinde bağlantı kurmayı başarmışsınız demektir ürperdiğinizde. Bu da çok önemli. Lütfen sorularınızı sorun. Organlarınıza sorun. Çözümlerini kendileri verecekler cevaplarını zaten. Mide ağrılarının nedenini anlatmıştın demin sen, değil mi Filiz? Hı hı. Mide ağrılarını sormuşlar. Ana atar damarın yer değiştirmesidir, göbek kaçması diye cevap vermiş sevgili Eyüp. Biraz önceki sorunun cevabı. Cumartesi günü gelip sorabilirsiniz tekrar. Gelebilirseniz eğer Eyüp'e sorabilirsiniz. Uzun süren bir üşüme hissi var. Özellikle akşamları çok araştırıldı. Bir sebep bulunamadı demiş Derya Alkın. Kansızlığına bakılmış mı acaba? Genelde hani bir üşümeyle ilgili kan dolaşımı özellikle. Kansızlığı bakılsın. Evet. Bir de söyle lütfen. Bir de iki numara Schüssler tablet eksikliği olabilir. Lütfen bir en yakın eczanenizden iki numaralı Schüssler tuzu alın ve bir kutu kullanın 3x10. Ve tekrar bir ay sonra gidin kanınıza baktırın lütfen. Üşüme hissiniz hala varsa. Üşüme bir de onun bilinçaltı geçebilir. Sebebi şu olabilir. O üşüme hissinin bilinçaltı evet. Sebebi de. Evet. Şunu şöyle bir yapayım da. Ben orada yaşamın akışıyla ilgili, yaşam akışıyla ilgili bir yerde nerede dondu kaldı, yani nerede bir üşüdü kaldı, yaşam akışıyla ilgili nerede bir tıkandı kaldı, ilk zamanı hatırlamaya çalış. Üşümeme ne vesile oldu? Ses kesiliyor. Şimdi nasıl? Hı hı. Geliyor mu? Yani şimdi geldi. Şimdi geldi. Yaşam akışını diyecek bir olay yaşadın mı? Kesildi. Filizim kesildi. Şimdi nasıl? Ses geliyor mu? Şimdi tamam. Bir hareket olduğundan mı? Şimdi şu anda tamam, evet. Şu anda iyi mi? Şu anda tam Filiz. Şu anda peki. İyi Filiz. Tamam. Yani buna bir baksın. Hani evet. Siz evet o şüslere baksın, oradan kullansın. Kanına baktırsın ki büyük bir ihtimalle kanına baktırdı ki kanında herhangi bir şey çıkmadı ki arkadaşımız burada bu soruyu soruyor. Orada da bence büyük evet. Bir olasılıkla yaşam akışıyla ilgili herhangi bir yerde bir değersizlik duygusu, bir korku da yaşamış olabilir. O korkudan kaynaklı da zaman zaman üşüyor da olabilir. Hı-hı. Emoji atmayın diye uyarın diye oraya bir yazı yazdı bir arkadaşım. Zaten emoji evet. Atan da yok gördüğüm kadarıyla. Evet. O şekilde. Evet, sağ gözde tik için önerir misiniz demişler. Hocam kızımda takıntı var demiş. Sağ göz için tik de bir öneri var mı demişler. Evet, sağ gözdeki tik demiş. Sağ göz biraz önce de söylemiştim yani hem gelecek hem de eril aynı şekilde. Bu tik aynı zamanda göz gelecek korkusu da olabilir. Yakını görme korkusu da olabilir. Gelecek korkusu da olabilir. Hı-hı. Yine bunların altında hem bu korkuyla birlikte o değersizlik duygusuna çalışılması gerekiyor. Ve bu tik ilk ne zaman başladı? O travmayı tetikleyen anı bulup o travmayı travma çözüldüğünde o tik de kendiliğinden gider. Hı-hı.
O kadar çok soru var ki Filiz, nereden bakacağız? Sen de bakıyorsun gerçi. Yok, ama ben bakmıyorum, göremiyorum çünkü. Sen bakmıyor musun? Çok yakın bakma. Ben sana bakıyorum. Filiz hocam soru soracağım demişler. EFT'yi tekrar birkaç kişi sormuş. EFT'yi bir dakikalık bir daha sanki anlatalım diye düşünüyorum. EFT şimdi bir dakikalık hızlıca anlatalım mı nasıl yapacaklarını? Arkadaşlar çok eğitimler aldık. Bir sürü başlık var. Yani ismini şu anda ben de bir sürü hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama EFT çok kullandığım tekniklerden, hayatın içinde kullandığım tekniklerden bir tanesi. Yani diye noktalar. Başın bıngıldak bölümü, kaşın başladığı yer, bittiği yer, gözaltı kesiliyor. Şimdi nasıl? Geldi mi ses? Canlar, ses geldi mi? Ses çok biz hareket ettiğimiz için kesiliyor sanıyorum. Ses nasıl bilmiyorum. Bir konuş bakalım olsun. Şimdi sesle EFT, ilgili şikayet yok. Evet, EFT noktalarını yine Google'dan baksınlar. Ve ilk yapacakları şey şu. EFT noktalarına vururlarken özellikle bu göğüs timüs bezine vursunlar ve iman tahtaları ve özellikle bıngıldak bölgesi. Buralar çok etkin bölgelerdir. Herhangi bir olayla karşılaştıklarında bir öfke olabilir, bir şeye kızmış olabilirler. EFT noktalarına vursunlar. Hemen tanımlamaları da gerekmiyor. Yani o duyguyu hissetsinler. Onları rahatsız eden herhangi bir duyguyla karşılaştıklarında sadece kendilerini rahat hissedene kadar EFT bölgelerine vursunlar. Vurduktan sonra zaten kendiliğinden düzelecektir bir zaman sonra. Bu şuna benzer. Yani çocukluktan beri hep sürekli öfkelidir, öfkelidir, öfkelidir. Örnek veriyorum, zamanla bu öfke öyle bir hale alır ki midesinde birikir ya da kalbinde birikir ya da bağırsağında birikir. Ya öfke ateş olarak çıkar ya da bir bağırsağında ya da işte herhangi bir organında hastalık olarak çıkar. İşte EFT bu noktada buralara vurularak, yani bu göğüs bölgesine ve baş bölgesine vurularak o duyguyu, yani bilinçaltına şu mesajı veriyorsun vurarak: ben seni görüyorum ve senin farkındayım ve senin dağılman için de kendime vuruyorum, yani bıngıldak bölgeme ya da diğer bölgelerime. EFT çok etkili bir tekniktir. Herkes kullansın. Etkili bir Bilsen hap. Hanım genç yaşta bir yıl süreyle ses kesildiği için ben ben senin sesini alıyorum. Senin sesini duyuyorum. Evet. Sen cümleni bitirdin mi sen Filiz? Ben duymadım. Ha, bitirdim sesini. Bitirdim. Tamam. Kemoterapi demiştin. Bilsen Hanım genç yaşta bir yıl süreli kemoterapi gördüm ve iyileştim. Sol kürek kemiği üzerinde tümör vardı. Üzerinden 19 yıl geçti ama kafamdaki ya tekrar olursa düşüncesini bir türlü atamadım kafamdan demiş. Ne yapabilirim? Şimdi Bilsen Hanım'a buna ben cevap vereyim. Sonra Filiz Hanım ilave etsin. Bir kere eğer kafanızda bir korku varsa bu zaten ol anlamına geliyor. Yani bu kafanızdaki korkunun giriş bölümünde de söylediğimiz gibi herhangi bir düşünce varsa, negatif de olsa, pozitif de olsa gerçekleşmesini sağlayacaksınız ve hızlandıracaksınız. Bir an önce lütfen kafanızdakini, bence EFT tekniğiyle, Filiz'in öğrettiği EFT tekniğiyle tak tak tak, hemen bununla ilgili bir mantra, bir şey ver istersen. Çünkü Birsen Hanım 19 yıldır bu korkudan kurtulamamış demiş Filiz. Korkudan mı kurtulamamış? Evet, şöyle, Birsen yine kanser olursam korkusu. Demek ki çok zor süreçler geçirdi ki o onda korku olarak kaldı. Bu korkuya, her korku geldiğinde Birsen Hanımcığım sadece şöyle yapın yeter. Yani her korku geldiğinde vuracak kısım, şuradaki iki kemiğin altındaki boşluk ya da timüs bezi, hepsi şöyle korku geldiğinde hiçbir şey yapmasın. Sadece buraya vursun. Başka hiçbir şey değil. Büyük bir olasılıkla oradaki ilk travma, korkunun o travmasına da bir gitmek gerekiyor. Ya da buradan şeyden bize ulaşsın, DM'den ulaşsın, oradan bizim birkaç bilgi verelim kendisine. Yardımcı olalım. Evet arkadaşlar, lütfen Filiz Hanım'a, yani Birsen Hanım başvurun. Filiz Hanım gerekten detaylı bilgi verecek. Gerçi benim için burada asistanlar da sanırım burada. Onlardan ulaşabilir. Ben bazı kişilere şey yapıyorum, yani hani direkt hani elimizden ne geliyorsa telefonda ya da yapabileceğimiz bir şey oluyorsa, benim asistanlar buradaysa lütfen telefon numaranızı yazar mısınız bana ulaşmak için? Çünkü göremiyorum ben buradan, okuyamıyorum. Evet, İnci ve Gül, size söylüyorum lütfen. Öyle yani, yapacaklarım sadece bu.
Kabızlık için ne yapabiliriz demiş. Kabızlık için sen bir önerin varsa ben hemen kabızlık için bir öneride bulunayım. Söyle lütfen. Filiz. Kabızlık için EFT kullanabilir mi? EFT kullanabilir mi kabızlık için? Filiz? Filiz? Kesin dondu mu? Filiz'cim. Neyse ben kabızlık için bir şey önereceğim size. Evet. Ben seni duyamıyorum Filiz'cim ama. Şimdi arkadaşlar sesim bizi duyabiliyor musunuz? Sadece ben mi duyamıyorum Filiz Hanım'a? Şimdi. Canlar bir cevap verebilir bana misiniz? Bana bir kulaklığını getirir misin acil? Canlar bana bir ses verebilir misiniz rica etsem? Sadece ben mi duyamıyorum Filiz Hanım'ı? Siz duyuyor musunuz arkadaşlar? Donuyor demiş. Evet dondu. Çok Filiz'im çok fazla donuyor. Ben ulaşamıyorum. Donuyor mu acaba? Evet evet. Kabızlık için merhabalar arkadaşlar. Ben kabızlık için hemen bir şey önereceğim. Çok çok önemli. Filiz Hanım beni duyabiliyor musunuz? Filiz ben gelmiyor. Seni duyuyorum. Evet, evet evet evet. Ben seni duyuyorum. Filiz'i ben de duymuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Filiz Hanım, Filiz'cim bir istersen gir çık sen. Sen bir gir çık ben burada kalayım. Hiç duyulmuyor. Beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Beni duyuyor musunuz? Evet, beni duyuyorsunuz değil mi canlar? Şimdi şeyle ilgili özellikle benim sesim geliyor mu? Tamam, okey. Canlar, bakın. Yarın zaten Perşembe günü. Yarın akşam nefes koçu ile nefes çalışması yapacağız. Lütfen ama lütfen yarın kalın. Bu soruyu ona da sorun lütfen ama ben size bir anlatayım. Özellikle kabızlık için nefes çalışması yapıyorsunuz. Bağırsakta sanki bir soba borusu varmış gibi bir delik imajine ediyorsunuz. Çektiğiniz, taş çakradan çektiğiniz nefesi diğer çakralardan geçirerek bağırsaktan o boru kalınlığındaki bölgeden dışarıya çıkarıyorsunuz. Bunu 8 kere 10 kere yapıyorsunuz tamam mı? Yani nefesi çekiyorsunuz. Üçüncü göz çakrası, boğaz çakrası, kalp çakrası, solar plexus, karın çakrası, cinsel çakra ve direkt o nefesi bağırsaklardan soba borusunun içinden çıkarıyorsunuz. Bunu 8 kez, 10 kez, 20 kez sık sık yapıyorsunuz. Birkaç gün inanın. Birkaç gün sonra bağırsakta herhangi bir kabızlık probleminiz kalmayacak. Filiz de başka bir şey söyleyecekti. O arada Filiz geldi şöyle, şu anda. Şöyle sesim geliyor mu? Şimdi ben nefis. Demin peki. Hem görüntü yoktu hem ses yoktu Filiz'cim. Kabızlığın nedenlerinden bir tanesi de bırakamamak, alışkanlığı bırakamamak. Direnç, evet. Korku. Evet. Burada hangi alışkanlığı bırakmak istemiyorlar ya da neye direnç gösteriyorlar? Bırakamamaktır. Çok önemli nedeni bırakamamaktır. Onun üzerinde çalışsınlar. Neyi bırakamadığınızı? Büyük bir ihtimalle aile öyküsüyle de çok alakası var. Annesi ve babasıyla da. Aileden çok de güzel oldu ses. Çok güzel oldu. Söylemediler hiç. Ben de zannettim ki sadece ben göremiyorum. O yüzden seni de kesmek istemedim. Lütfen deminki nefes tekniğini kullanmayı unutmayın. Taş çakrasından devasa nefesler alıyorsunuz. Ve nefesinizi bağırsaktan çıkarıyorsunuz, bunu hayal ediyorsunuz. Bunu tüm organlar için ve tüm hastalıklar için, tüm sancılar için kullanabilirsiniz. Mideniz mi sancıyor? Nefesinizi midenizden çıkarın lütfen. Olur mu? Başınız mı ağrıyor? Bütün başınızın içinde nefesi döndürün. Ağrıyan bölgeden çıkarın. Orayı temizleyeceksiniz. Oradaki blokajı temizleyeceksiniz. Ne olur bana inanın, ben kendi kabızlık problemimi böyle çözdüm. Nefes eğitimlerini aldıktan sonra çözdüm. Evet, soruları bu arada bakıyorduk. Sorulara bakıyorduk. Ben o arada soruları kaybettim. Çok özür dilerim bu soruların sırasını kaybettiysem eğer. Sana telefon numarasını vermişler şifa için. Ben okuyamıyorum yani. Çok çok böyle yakından bakmam gerekiyor. Çok fazlaydı. Ay, keşke demin bir daha girip çıksaymışız. İnşallah onlar güzel kayıt olmuştur diye düşünüyorum. Vücudumda sondan yukarıya doğru gideceğim artık. Vücudumda seyremeler oluyor. Kalp gibi atıyor. Nedendir demişler Fatma Zengin. Nerede bir seyreme varsa
Orada o hücreler, demin bahsettiğim hücreler, size bir şey anlatmaya çalışıyordur. Size bir şey ifade etmeye çalışıyordur. Ama bu vücuttaki olan yer de çok önemli. Yani nerede oluyorsa yine o bir düşünceyle, ne tarafta oluyorsa, vücudun neresinde oluyorsa o yine bir düşünceyle ilgilidir. Ben bir eczacı olarak, bir homeopat olarak, yani konvansiyonel tıpla da ilgili bir şifacılığım var ama benim asıl 11-12 tane Filiz'le birlikte çalıştığımız başka şifacı yanlarım var. Yani ben her şeyin düşüncelerden kaynaklandığını bildiğim için. Bakın kanser. Kanser, siz fark etmeden bir yerde ölmek istemişsinizdir. Siz fark etmeden bir yerde bu dünya, bu yaşam bana göre değil, ben buraya ait değilim demişsinizdir. Bunu çözmeniz lazım. Bütün hastalıkların nedeninin arkasında, her şeyin arkasında düşünceler var canlar. İnanın bana. Seyirlemelerin nedeni, pul pul olmasının ciltteki pul pul olma ve kuruluk nedeni nedir demiş. Bir kere birinci sırada bol su için günde 2,5 litre, 1 kilo başına 40 mililitre. 1 kilo başına 40 mililitre. 100 kiloluk birisinin 4 kilo su içmesi lazım. Anladınız mı? Ama ciltlerin altında nedenlerden bu bilinçaltı nedeninin bir tanesi de o cildin suyu içsin zaten. Onu hani bunun şeysi yok. Ama ciltlerin en temelinde yatan neden bir saldırı, yani alanına saldırı. Cilt kendini korumaya almak için işte cilt kuruluğu, egzame, işte bu sivilceler. Bu sefer cilt kendini korumaya alıyor. Güya kendince saldırıya uğradığını düşünerekten. Özellikle dış bölgede ortaya çıkar. Evet, dış bölgesinde. Homeopatide ilk işimiz budur. Yukarıdan başlar, aşağıya doğru iner ve dış bölgede. İçten dışa, yukarıdan aşağıyadır hastalıklar. Önce içeride başlar. Dışarıda olan bir şey içerinin habercisidir. Mesela sivilce varsa içerideki iltihabı atmaya çalışıyordur. Kuruluk varsa içeride bir şeyin imdat sesi vardır. Susuzluğu vardır. Benim asistan yukarıdan yazmış 4 dakika kaldı diye. Dakikamız bitti. Canlar, biraz daha anlatmamızı ister misiniz? Yoksa bugün bitirelim mi? Ne dersiniz? Konuşalım mı biraz daha? İstiyor musunuz? Vaktiniz var mı? Filizciğim, ne diyorsun? Ben uyarım, yani benim için sıkıntı yok. Arkadaşlar cevap yazmışlar bildiğimiz mı? Kadarıyla. Arkadaşlar istiyorsa gelelim. Şöyle bir aşağıya evet demişler. Ebru Hanımcığım, bıkmaz canım benim. Evet, devam. Peki ben hemen kapatıyorum şimdi. Bitmesin, şak diye bittiğinde ben çok üzülüyorum. Ayrılmayın canlar. Hemen tekrar açıyorum. Süremiz doldu çünkü. Evet 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 demişler. Hemen açıyorum tekrar. Sizi çok seviyoruz. Bunu IGTV'ye kaydedip bir dakika içinde geri geliyorum. Görüşürüz. Merhabalar canlar. Tekrar açtım ben şimdi. Hemen sizinle bağlantıya girmeye çalışıyorum. Sevgili Filiz Hanım'ı da alacağım. Ebru Hanımcığım, hoş geldin. Canımsın. Refika Hanımcığım, Feriha Hanımcığım, hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoş geldiniz. Filiz'im, geldin mi? Ama şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biraz önce yazdığınız soruların hepsini kaybettim ben. Nasıl olacak? Yeniden sorularınız varsa yeniden yazın lütfen. Ben soruları kaybettim. Deminki soruları tabii ki oralarda yazmışlardı. Hoş geldiniz hepiniz. Sizi çok seviyorum ya. Canımsınız vallahi. Canlar. Soruları kaybettik. Şimdi onların soruları bir daha yazın. Cevaplanmayan sorular lütfen, olur mu? Bu arada biz bir şeyler daha anlatalım. Bu arada bilinçaltı ile ilgili. Vallahi hastalıkların nedeni, inanın bana, her şeyin nedeni. Eczanede sürekli geliyorlar, sürekli eczanede geliyorlar bana. Şu, bu, şu sebep mi, bu sebep mi? Her şeyin arkasında düşünceler var. Filiz, bak bana özelden yazıyorlar şimdi arkadaşlarım. Bırak da biraz Filiz Hanım konuşsun, sen çok konuş, bugün konuştun. Filiz bugün bir durgun yani. Filiz'de bugün bir durgunluk, sakinlik var. Diş gıcırdama soruyorlar bak. Arzu Hanım, diş gıcırdamayı. Hadi sen de. Ben diş biraz. Gıcırdaması kontrol etmek. Yani gündüz kontrol edemediğini
dişini artık gıcırtadarak, yani böyle diş sıkarak şey yap, orada kontrol etmeye çalışmasıdır. Günlük hayatta neyi kontrol etmeye çalışıyor, bunu biraz fark etsin. Bu kontrolcülüğünü biraz hani şey yapmaya çalış, rahatlatmaya çalışsın. EFT ile çözebilir mi Filiz? EFT ile de çözülür. Yani bakın, bütün soruların cevabının altında yatan en büyük şeylerden bir tanesi farkında olmaktır. Yani ne yapmak istiyorsanız bunun bir kere farkında olun. Yani nerede kontrolcülük yapıyorsunuz? Bir kendinizi fark edin. Kontrolcülüğünüzü fark ettiğinizde, yani zihninizi gözlemlediğinizde, izlediğinizde, ister EFT yapın, ister vurun, ister nefes kullanın. Her şeye hani bir tane hap gibi şeyi var bunların. Cevabı var. Dediğim gibi o kontrolcülüklerine bir dikkat etsinler, baksınlar. Peki ateş basması demişler. Bu ateş basması şu olabilir. Hani bu menopozla ilgili olabilir. Büyük bir olasılıkla kadınların yaşadığı bir şey ateş basması. Ben erkeklerde görmedim. Erkeklerde varsa da hiç duymadım ateş basması. Hararet büyük bir olasılıkla. Bu hani sen de bilirsin ki hani bazen çok kan dolaşımından kaynaklı anlık bunlar olabiliyor, ama diğer türlü ateş basması bu kadınların bizlerin menopozundan dolayı işte dönem dönem ortaya çıkan bir veri de olabiliyor. Buna ne yapılacak? Bunun da yine farkında olacaklar. Yani bir menopozun da farkında olacaklar. Bu kadınlığı kabul edip etmemeyle alakalı. Hani tamam, bizim normal bir sürecimiz menopoz, ama bazen hanımlar erken gelebiliyor ya da bu menopozun sıkıntılarını fazla yaşayabiliyorlar. Burada da kadınlara söyleyebileceğim şu: biz kadın olarak biraz bu hayatta kendimizi çok değersiz hissettik. Yani ne kadın olabildik, ne kendimiz olabildik. Haliyle de burada bu menopozu bile sıkıntılı atlatmaya başladık. Halbuki bizim burada ilk öğreneceğimiz şey, hep içimizdeki o anima animus'tan bahsediyoruz, ama bir kadın kimliğimizi kabul etmeyi öğrenmek. Bunun da yol ve yöntemleri var. Lütfen kadın kimliğimizi alıp kabul edelim ki menopozu da bu şekilde çok rahat atlatabiliriz. Nihal Hanım, sağ ayağım sürekli çok soğuk. Sebebi ne olabilir demiş. Bu ne zamandan beri soğuk? Ona bir baksın. Ne zamandan beri? Ne tetiklemiş? Ve sağ ayak, mesela Nihal Hanım'a ben şunu soruyorum: gelecekle ilgili herhangi bir şeye, özellikle bir işe adım atmak istiyor mu? Ya da gelecekle ilgili herhangi bir şeye adım, ne bileyim, bir ayrılmak olabilir, bir iş kurmak olabilir, birine adım atmak olabilir. Geleceğe dair adım atmak istediği bir şey var da adım atamıyorsa bir buna baksın, bir de ne zamandan beri bu var, buna baksın. Evet. Omuzlarımdan başlayan titreme dizlerime iniyor ve yorgun kalkıyorum demiş. Bir kere Can, şöyle bir şey var. Dünyanın, dünya gezegeninin rezonansı, Schumann rezonansı şu anda rezone olma sürecinde olduğu için baş ağrısı ve vücut ağrıları, kemik ağrıları hemen hemen hepimizde her gün olmakta. Bu bir süre devam edecek. Onun dışında titreme, Filiz'im, omuzlarından başlayan titreme dizlerine iniyor ve yorgun kalkıyor. Ben de onun bilinçaltı sebebini söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşımız hayatında çok mu yük aldı? Çok mu yükün altında kaldı? Çok mu o yükün altında ezildi? Ne zamandan beri o yükü taşıyor? Ne zamandan beri o yükle geziyor? Ve o yükün altında ezildi. Bu sefer vücut orada kendini artık titremeyle ifade ediyor. Ne zamandan beri bu yükün omuzlarında o yükü taşıdı, onu tespit etsin ve onları şifalandırsın. Yine nasıl şifalandırır onu? Bunu yine farkında olarak, hani 5 yaşında buna 10 kiloluk yük vermişlerdir. Hani bu gerçek anlamda söylemiyorum, mecaz anlamında. 5 yaşının çok üstünde görevler vermişlerdir. Ya da o zamandan beri kendini değersiz hissettirecek görevler verip omzunda bir yük olarak kalmış olabilir. Bunları netleştirsin ve bunlarla ilgili çalışma yapsın. Diğerini de zaten sen söylüyorsun, tamamlıyorsun yani. Canlar, tiroid ve kekemelik sorulmuş. Bir kere tiroid boğaz çakrasıyla ilgilidir. Boğaz çakrasının
bir takım eksikliğinden ya da fazla çalışmasıyla ilgili olabilir ve konuşamama, kendini ifade edememeyle ilgilidir. Bir şeyleri anlatamıyorsunuz, bir şeyleri birilerine anlatamıyorsunuz. Bunu bir gözden geçirmenizi istiyorum. Kekemelik kesinlikle bir şeylerin korkusu. Kesinlikle bir şeyden çok korkmuş ve çok ürkmüşsünüz. Bununla yüzleşmeniz lazım. Filiz, senin bir şeyin var mı, ilaven var mı? Şöyle, o kekemelikte hemen yapılacak ilk işlem şu. EFT ile ben iyileştirdim birisi. Nerede? O bir kişi kendini ifade ederken nerede sert tepki gördü de korktu, kendini ifade edemedi. İlk ana gidilsin. Yine travmanın ilk anına gidilsin. O çocuk ya da kişi, her kimse nerede konuşurken ya da kendisini ifade ederken korkutuldu, kıstırıldı. Evet. O korkuyu dile getiremedi. Troik'te zaten sen söyledin. Kendini ifade edememeyle alakalı. Benim asistanlarımdan bir tanesinde vardı. Hem EFT hem ODM kullandık. Hem Reiki kullandık. Kayropraktik kullandık. Hepsini tabii bir arada kullandım ben. Eczanenin arkasındaydı hatta. Yaklaşık 3 kilo kadar yeşil safra kustu. Geçen gün de anlattım. Çocukluğunda 5-6 yaşındaymış. Babası annesini döver dövüyormuş. O masanın altına saklanmış. Ta ki oraya gitti. O süreçte ilk defa hatırladı. Yani 2 saat kadar sürdü bu. Leyen leyen yeşil safra çıktı. Ve 2 saat sonra 35 yaşına kadar olan kekemelik bitmişti. Benim yani şükürler olsun. Ben sadece vesile olmuştum. Yani en azından hayatımda yaşadığıma değer dediğim bir şey, bir kişinin hayatını kurtarmış olmak. İyi ki yani bir şey çok yaptım. Güzel, bu çok güzeldi. Merhabalar, sürekli geniz akıntısı problemi yaşıyorum. Doktora gittim, sıkıntı yok dedi. Kısa kısa öksürükler halinde balgam atıyorum. Psikolojik olduğunu düşünüyorlar. Ne yapabilirim? Çok teşekkür ederim demiş. Psikolojik. Bu arkadaşımız kendini hayatta ifade edemiyor mu? Kendine nerede yalan söylüyor? Ve nerede sürekli birilerine yalan söylemek durumunda kalıyor? Bunları dikkat etsin. Yani neden kendini olduğu gibi anlatamayıp manipüle anlatmak zorunda kalıyor? Bunlara çok dikkat etsin. Ve elinden geldiği kadar ne yapıyorsa kendine dürüst olsun. Yani kendine dürüstlük ne demek? Bazen bir olayı anlatmak isteriz. O olay tepki alacağı için olanı anlatmayız da durumu kurtarmak için kurtarıcı cümlelerle anlatırız. Haliyle bu da boğaza yansır. Çünkü ortada bir olmayan manipülatif durum vardır. Haliyle bu gibi durumlar direkt boğaza yansır. Ve tüm ağız ve boğaz sorunlarının asıl sebepleri bunlardır. Bunlara dikkat etsin. Hayat arkadaşı istememe rağmen karar verme kararsızlığı yaşıyorum. Nedeni ne olabilir? Bunun birçok nedeni olabilir İnce Hanımcığım. Bir kere istiyor olmanız gerçekten istediğiniz anlamına gelmez. Bilinçaltınız bunu itiyor olabilir, bunun nedeni. İkincisi, gerçekten derin ve bilinçaltı korkularınız olabilir. Şimdi Filiz Hanım ilave edecek bunlara başka şeyler. Şimdi daha önce bir takım hayat arkadaşı olması için düşündüğünüz ya da karşılaştığınız birliktelikleriniz varsa, olan bir şey varsa, bu defterleri tamamen sayfasını kapatmamış ve geçmişle yüzleşmemiş olabilirsiniz. Ki belki bu da sizi korumak içindir. Geçmişi tamamen kapatmadan yeni bir sayfanın açılması çok iyi bir şey olmaz. Çünkü aynı sınavlar, geçmişteki olan şeylerin aynısı tekrar sizin karşınıza tekrar çıkacaktır. Birçok neden var. Bunlardan birkaç tanesini saydım. Filiz devam etsin. Sonra yine gerekirse ilave ederim ben size. Bu hayata eşlerimiz alma konusunda bunun altında yatan en temel nedenlerden bir tanesi çocukluğunda anneyle sağlıklı bir bağ kuramama. Evet. Bebekliğinde ya da çocukluğunda anneyle sağlıklı bir bağ kuramama. O bağ kurulamadığı için de hayatına sağlıklı bir partner alamama durumu yaşanır. Bu ince arkadaşımıza benim söyleyeceğim, yapılan çalışmalarda yapılması gereken çocukluğa gidip, bu hipnoz da olabilir, EFT de olabilir, çocukluğa gidip ya da annesiyle bir konuşsun, annesiyle bir sorsun, nerede o çocuk yok sayılmış ya da hani çok çocukluğunu yaşayamamış gibi,
onları bir tespit etsin ve çalışmaları oradan yapılsın. Beden düşünce ile tedavi ediliyor demiş Müslüm Bey. Ruh rahatsızlığına düşünce tedavisi mümkün mü demiş Filiz'cim. Bana Özer'den mesaj attı. Sen biraz sus da Filiz Hanım konuşsun diye. Bunun cevabını sen ver lütfen. Ben soruyu anlamadım. Vallahi bana WhatsApp'tan yazdı biraz önce. Beden düşünce ile tedavi ediliyor. Ruh rahatsızlığına düşünce tedavisi mümkün mü demiş. Evet. Bunun cevabını mümkün. Senin vermeni istiyorum. Bence mümkün ruh tedavisine. Yani mümkün yani. Bu kadar diyebiliyorum. Mümkün. Ruh tekamül için burada. Yani sen konuş hadi. Ruh tekamül için burada. Söyle lütfen. Ruh her zaman huzur içindedir. Korkmayın siz. O çünkü her şeyin olması gerektiği gibi, olması gerektiği yerde ve zamanda olacağını bilir. Biz sadece ruhun bir parçasına sahibiz. Ruhların tümü bizim içimizde değil. Sen de bunları biliyorsun ama seni konuşturmak için sormuş. Ben de zaten o soru, şimdi sorunun ben de şeyini çok algılayabiliyorum. Hani ne için sorulmuş soru? Çünkü o cevabı bilinen bir soru. Evet. Cevabı bilinen bir soruya da ben çok bir şey söyleyemeyeceğim yani. Yüzdeki lekeleri sormuşlar. Güler Köksal, yüzdeki lekeler bir kere yüzde olması ve dışarıda olması hakikaten derin, yani güneş gibi görünmekle birlikte derin sebepleri var. Üst bölge, hem yüz hem de dış bölge hakikaten geçmesi çok zordur. Normalde ben bir profesyonel bir dermakozmetikçi olarak ilk mesleklerimden birisi güzellik uzmanlığıdır benim. Şeylerle, fibroblast pigment hücreleriyle ilgilidir. Pigmentasyon ve melanin salgısının çok fazla olmasıyla ilgilidir. Normal tıpta söyleyeceğiniz şey. Bir kere güneş koruyucusu da kullanmanız lazım. Fakat yüzdeki lekeler de yine içsel sebeplerden bir tanesi. Şu anda onu hatırlayamıyorum. Louise Hay'in kitabını okuyun demiştim daha bağlarken, ilk açarken. Orada bununla ilgili de her şey var detaylı olarak. Saç dökülmeleri, ben oraya bir tane yüzdeki bir şey lekeler. O soran arkadaşımız kendini çirkin mi hissediyor? Halbuki kendini çirkin mi buluyor? Bazen lekeler o kadar güzel oluyor, o kadar yakışıyor ki ben çirkin. Bize göre öyle ama seviyorum. Bunu soran arkadaş kendisine şunu sorsun. Ben kendim, yani ben beğenilmeyen biri miyim? Ben çirkin miyim? Bunu sorsun kendisine. Süpersiniz. Eğer bununla ilgili herhangi bir sıkıntısı varsa bunun üzerine EFT çalışsın. Evet. Çocuğun çekingen olmasının nedeni nedir? Ne yapabiliriz? Anne ve babanın davranışıdır. Kısaca. Çocuğu çok sevin ve çocukların güvenini ve özgüvenini destekleyin. Bakın şımartmakla, abartmakla sevgi arasında çok ciddi bir fark var. Sevin çocuğunuzu ve ona bir takım şeyler verin. Onun yapabileceği işler verin. Yaptıktan sonra da onları kutlayın, onore edin. Yani yardım isteyin. Bir işi yaparken size yardım etmesini isteyin. Ben sensiz yapamıyorum, bana yardım et. Yaptığında da onu destekleyin. Yani çocuğun çekingen olması hakikaten yine sizinle ilgili. Bazı çocuklarda zaten kişilik çok olarak... Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Tamam, bazı çocukların fıtratında çekingenlik olabilir aile öyküsünden getirdiğinden. Fakat ben daha öncesinden bilmiyorum. Burada konuştuk mu bilinç düzeylerinden bahsetmiştik. Bir çocuk bilinci ve bir ergen bilinci vardır. Bakın çocuk bilinci şımarmak ister. Bir çocuğu şımartın. Bir çocuk oynayabildiği kadar oynasın. Yani çocuklara arsız tutup yüzsüz olmadan şımarın. Evet, bir çocuğa tutup yetişkin görevi vermeyin. Evet. Ve ergenin de şöyle bir şey var. Biraz ilginç bir şey ama ergenlikte ne kadar çok hayır derse, ergenin en büyük özelliği hayır demektir. Hayır öyle değil, hayır böyle değil. Hayır ben biliyorum. En sağlıklı ergen şekli bu şekildir. Bırakın diyebildiği kadar hayır desin. Atalay Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı kitabının yazarı biliyorsun. Kendi oğlunu anlatıyor. Diyor ki, oğlu gitmiş şeye, gömlek almaya bir yere. Gömlekçiye çıkarmış şeyleri, gömlekleri. Gömlekçi diyormuş ki şeye, annem bunu sever mi? Adam çok kötü yani, gömlek satan adam sevmez annen. Peki annem bunu sever mi? 3 tane gömlek. Adam, annen demiş bunları sevmez. Yani sevmez, çok çılgın gömlekler, tuhaf.
İyi o zaman demiş. Ben üçünü de alıyorum. Paket yapın. Çünkü blue döneminde çocuklar annelerine ve babalarına çok sıcak değildirler. Onların tersini yapmak isterler. Onun için bu çok doğal. Bir anda aklıma geldi. Çocukları büyütürken okumuştum. Evet, romatizmanın altında yatan olay nedir demiş. Özellikle ayak ağrıları. Ayak ağrıları zaten adım atmakla alakalı. Romatizma da yine değersizlikle alakalı. Kendilerini ne kadar çok değersiz hissediyorlarsa bu da romatizma olarak ortaya çıkabiliyor. Canlarım, özgüven eksikliğini nasıl çözebiliriz? Evet, özgüven eksikliği. Bana mı soruyorsun? Evet, burada sormuşlar. Ben de çok üzülüyorum, özgüven eksikliğini nasıl çözebiliriz deyince. O kadar üzülüyorum ki bunların hepsi çocukluk. Onun için çocuklarınıza değer verin lütfen, şımartın dedik demin. Özgüven eksikliği çocukluğumuzda olan bir şey. O kadar değerlisiniz ki. Yani biz şunu anladığımızda her şey çözülecek Filiz. Biz tek başına o kadar kalabalığız. Demin anlattım. Milyonlarca hücrem var, büyük bir aşk içinde benim gözüme bakan, bana aşık, benim onları fark etmemi bekleyen, fark etmemi isteyen milyonlarca hücrem var bir kere. Ne kadar kalabalığım, ne kadar kalabalık olduğunuzu, ne kadar sevildiğinizi bir bilseniz her biriniz çok değerli varlıklarız. Bizler çok özel insanlarız. Bir kere bizler bu gezegene gelmeden önce burada yaşayacağımızı düşünün, onca acı, onca savaş, onca açlık, onca sefalet, onca bedensel rahatsızlıklar, bedensel eksiklikler, hastalıklar ve öleceğimizi bilerek geliyoruz. Biz ne kadar kutsal varlıklarız. Öleceğimizi bile bile buraya geliyoruz canlar. Biz çok değerli varlıklarız. Neden özgüven eksikliği yaşıyorsunuz? O kadar güzelsiniz ki, o kadar zenginsiniz ki. Bunu bir görseniz, bunu bir anlasanız şimdi özgüven eksikliği olmayacak. Senin şimdi yayla balık yine konuşmaya başladı. Böyle aynen, bir ilahi sevgi senden Filiz'im, coşmaya başladı. Filiz'im benim aşk hikayem. Böyle değildim. Yani diğer nasıl içine kapanıktım? Nasıl özgüvenim yoktu? Şimdi kimse nasıl yalnızdım? Bunlarla karşılaştığımda, ne kadar zengin olduğumu anladığımda tek başıma. Yani ben bir odanın içinde 30 yıl, 40 yıl tek başına yaşayabilirim. Bunu anladığımda yüzleştim özgüven eksikliğimle. Ben de özgüven eksik bir insanım. Bunu itiraf ediyorum. İnanın bana. İnanın bana. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Nasıl çözebilirler Filiz? Biraz da sen, ben kendimi nasıl çözdüğümü şimdi anlat. Neye özgüven? Şimdi şöyle, bence insanların %95'i o özgüven sıkıntısıyla geliyor. Bu yaş, zaman, mekana göre değişebiliyor. Şimdi bazen bir sınıfta çok rahat kendini anlatabilen başka bir ortama gelip orada kendini ifade edemeyebiliyor. Bir kere neye özgüven? Bakın, bir sorunu çözerken bunu ne kadar çok spesifik hale getirirlerse o kadar rahat çözerler. Bir kere neye özgüven? Bir kızla mı konuşamıyorlar? Bir erkekle mi konuşamıyorlar? Ya da bir toplulukta kendilerini mi ifade edemiyorlar? Ya da sosyal fobileri mi var? Dışarıya mı çıkamıyorlar? Nedir? Neye özgüven? Bir şey mi yapmaktan korkuyorsun? Yani bir şeyi başaramamaktan mı? Bir kere bunu netleştirsinler. Evet. Netleştirip onun üzerine efekte çalışsınlar. Ya da hepsinde mi var Filiz? Hepsi yani de olmaz. Yani çok nadir insanlarda oluyor. Öne çıkmak. Hayır. Bir insan da hani öne çıkmak istemez, biriyle tanışmak istemez, biriyle konuşmak istemez, korkar, çekinir. Bir of, işte öne atlamak fobi istemez. Acaba hepsinden mi bahsediyor? Bu sosyal fobi, işte burada tanımı yapmak çok önemli. Özgüven, neye özgüven? Kendimi ben bir yerde ifade mi edemiyorum? Yani hakikaten sorunun tanımını yapmak eşittir sorunu çözmek. Çok İlk önce bu sorunun tanımını yapsınlar arkadaşlarımız. Bu çok güzeldi. Evet. Sonra sorunu çözsünler. Hipotiroidi sordular. Hadi bakalım biraz da hipotiroidi konuşalım. Yine tiroid aynı mı? Hiç fark etmiyor ki. Hipotiroid, Hashimoto. Kendini ifade edememe, konuşamama, kendini boğazla anlatamama. Boğazla olan her şey insanın kendini ifade edememesiyle alakalı. Ağızda olan her şey de öyle. Sol kürek kemiğini de demin anlattık. Solda olan her şey canlar. Schumann rezonansıyla ilgili bir ağrı değilse eğer, sol taraf, demin anlattı Filiz Hanım, sol tarafla ilgili problemler
Hep geçmiş korkusudur. Kürek kemiği diyor. Biraz da orada da şey, büyük bir ihtimalle o sol tarafında olan duygusal, yani özellikle anne tarafına bir baksın ya da geçmişe bir baksın. Duygusal duygu eksikliği. Yani ona duygusal anlamda destek almamış olabilir. Onun eksikliği olabilir. Ona bir baksın. Evet. Seyirmeleri demin anlatmıştık. Kızım da 9 yaş 1 yıldan bir vücut kas seyirmeleri var. Kan değerleri normal. EEG ve beyin MR normal. Nasıl seyirmelerini geçirebiliriz demiş. Ne zamandan beri seyirmeye başlıyor? Bir ona bir baksınlar. Ne zamandan beri? Arzu Hanım, bence bir Filiz Hanım'la ben çok iş yaptığım için biyorezonansa çok az zaman ayırıyorum. Filiz Hanım'la bir bağlantı kurup isterseniz biyorezonans desteği alabilirsiniz. Biyorezonansın en büyük özelliği dibinizde olması ya da bağlanması ya da kablonun bağlanması gerekmiyor illaki. Biyorezonans çok uzaktan çalışabilen bir şifa yöntemidir. Bu tıpkı Amerika'da yaşayan bir akrabanıza, annenize, babanıza, kardeşinize dua göndermek gibidir. Öyle düşünün. Ben öyle anlatıyorum biyorezonansı. Birçok şifa tekniği gibi özellikle biyorezonans şiddetle veri gönderir. Bence Filiz Hanım'dan mutlaka bir bununla ilgili bilgi alın özelinden Arzu Hanımcığım. Bence 9 yaş çok ihtiyacı var bu kas seyirmeleri için. Filiz Hanım'la görüşün derim ben. Özelden görüşün. Sigara bağımlılığında EFT kullanabilir miyiz? Kesinlikle Ebru Hanımcığım. Evet, kesinlikle kullanılır. Ben bir hastama EFT tekniğiyle şifalandırdım. Filiz'im biraz anlatır mısın? Biraz da hipnoz da olabilir sigara. Hipnoz bir de da olur. O sigarayı neyin yerine koymuşlar onu evet. bulsunlar. Evet. Şimdi anne memesini emerken mesela o oral döneminde Freud'un bahsetmiş olduğu oral döneminde anne erken memeden mi kesti o çocuk? Hani o sigara meme yerine onu mu koydu? Ya da o sigara onun bir acısını mı destekliyor? Hangi duygusunu destekliyor? Onu şey yapsın, netleştirsin ve EFT çalışabilir. Otohipnoz yapabilir ama EFT. Şu anda hipnozu çoğu insan bilmiyor. Buradan çok önemli bir şey ilave edeceğim Ebru Hanımcığım. Evren boşlukları sevmez. Evrende bir şey aldığınızda yerine mutlaka birini koymanız lazım. Tamer Dövücü Optimum Denge Modeli'nin kurucusu da öyle anlatır. Bir şeyi aldığınızda eğer onun yerine başka bir şey koymazsanız evren kendiliğinden doldurur. Hiç hoş olmaz. Mesela kilo veriyorsunuz. Kilo vermenizin yerine atıyorum kas koymalısınız. Ya da bir şeyi bırakıyorsunuz, alkolü bırakıyorsunuz. Alkolün yerine suyu koymalısınız. Ya da bitki çayını koymalısınız. Çünkü siz koymazsanız evren koyar. Bu sefer sizin istemediğiniz, arzu etmediğiniz ve hoşunuza gitmeyen bir şeyi koyabilir. Onun için lütfen bu seansları da yaparken her zaman alkolün yerine suyu koyuyorum. Sigaranın yerine bitki çayını koyuyorum. İşte şunu koyuyorum gibi mutlaka bir şey koyun lütfen. Evet, EFT ile geçirebilirsiniz demiş. Siz de mükemmelsiniz gerçekten. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi dinlediğiniz, desteklediğiniz için. Bugün soru cevap şeklinde oldu ikinci bölüm. Çünkü siz çok değerlisiniz bizim için ve Filiz Hanım sorularınıza cevap vermek istedi gerçekten. Burada çok ayıp bir şey yazmış birisi. Hiç hoş değil gerçekten. Süpersiniz. Sizleri dinlemek çok güzel Mukaddes Hanım'ın. Pardon. Şule Hanım çok teşekkür ederim ben de. Çok teşekkürler. Eğitimde konuşmuştuk demişler. Evet. Evet. Ruhun gıdası ibadet, tedavisi aşkı yaşamaktır. İspatı şeydir demiş. Evet doğru, ruhun gıdası. Özgüven eksikliğini çok söyledik arkadaşlar. Evet, kendinizi seveceğiz lütfen. Beyni en kolay yoldan dinlendireceğiz. Kesinlikle evet. Diş ağrısı ve kireçlenme neden olur demiş. Diş ağrısının altında yatan Diz ağrısı. Diz ağrısı ve kireçlenme pardon. Bir kere hangi dizi ona bir baksın. Yine hayata dair adım atmakla alakalı diz ağrısı ve kireçlenme. İş mi kurmak istiyor, iş mi kuramıyor ona bir baksın. Ya da yani bir şey yapmak isteyip de bir şey mi yapamıyor ona bir baksın. Bir de hangi taraf, sağ taraf mı, sol taraf mı ya da ikisi mi? Bunları netleştirsin. Evet.
Biz de sizi çok seviyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Bizler mikro evrenleriz gerçekten. Yukarıda olan her şey burada da var, bizde de var. Makrokozmosun tümü bizim inanın hücrelerimiz ve etrafı mikrokozmos şeklinde. Her şeyin altında korku vardır demiş. Evet. Şimdi saçlarda olan yıpranma ve uzamama gibi sıkıntıları neye bağlı acaba? Saç neye bağlıydı hatırlayamıyorum ama bu Louis Saçı ben de şu anda hatırlayamadım. Louis Hay'in kitabında vardı saç dökülmesi ve saç. Ne olur bu Louis Hay'in kitabını hepiniz alın. Önce bir hızlı hızlı okuyun altını falan çizmeden. İkinci de altını çizerek okuyun lütfen canlar. Belki 10 kere okumuşumdur. Üçüncü de Allah Allah ben bunu daha önce görmemişim diyeceksiniz. Bu kitabı çok 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 fazla okuyun. O çözeceksiniz hastalıkların nedenini. İnanın bana. İnanın çözeceksiniz. Sağ omuz seyirmesi. Seyirmeler çok oluyor anladığım kadarıyla. Sağ olduğunda gelecek, sol olduğunda geçmişle ilgili mutlaka bir bağı var demiştik. Sol göğsünde sebepsiz bir kaşıntı var. Hiçbir doktor tepkikle sonuç alamadı. Neden olabilir? Sol göğüs kaşıntısı. Sol göğüs genel, şimdi göğüsler bir kere beslenmeyi temsil eder. Beslenmeyle çok alakalı. Bir de anneliği çok temsil eder. Evet. Bugün arkadaşımız anneyle olan bir bağına baksın. Yine bu göğüslerle ilgili bir daha öncesinde özellikle ergenlik döneminde göğüslerinin büyüyüp büyümemesiyle ilgili iş dünyasında sıkıntı yaşadı mı? Yine söylüyorum dişil tarafına bir baksın. Yani bu dişi, dişi tarafına ve anneyle ilgili, annelikle ilgili, beslenmeyle ilgili neyi bilinçaltında sıkıntı etti ki sol göğsü burada kaşınarak sinyal veriyor, dışarıya atıyor. Oradan baksın. İki çocuğum var. Biri kız, biri erkek. İkisi de ergenlik döneminde. Ben bunları kırmadan nasıl başa çıkabilirim demiş. Ergenlik dönemindeki çocuklarla uğraşmak çok zor ama anneler sabırlıdır, anneler anlayışlıdır. Anneler sakin olmayı öğrenmeli. Çünkü çocukların aklı o dönemde başında değil. Yani adı üstünde delikanlı. Yani kanı kaynıyor zaten bu çocukların. Biraz daha seveceğim ve daha sakin olmak lazım. Yalnız orada şöyle bir şey var. Bu kardeş şunu söyleyeyim ve arkadaşlarıma da şunu söyleyeyim. Bizim Türk insanımızın %95 anne ve baba kendi iç dünyalarında ergenliklerini halledemedikleri için bunu doğurdukları çocuklarıyla yapmaya çalışıyorlar. Yani kendi ergenliklerinin farkında olmadan kendi çocuklarına verdikleri tepkilerle yapmaya çalışıyorlar. İster çocuk olsun, isterse ergen olsun. Bir annenin ve babanın yapabileceği şey şu. Bir kere her şeyden önce çocuklarına arkadaş olmaktan vazgeçsinler. Çünkü onların zaten dışarıda bir arkadaşı var ve o çocukların bir ebeveyne ihtiyacı var. Ve bu çocukların en büyük ihtiyacı bir anne ve baba. Ve anne ve baba onlara şu şekilde davranacak. Kararlı ve şefkatli olacak. Bir karar verdikleri zaman şefkatli biçimde o kararda kararlı duracaklar. Ki ergen ve çocuk en çok zorlayandır anneyi babayı. Eğer o ergen ve çocuk herhangi bir şey istediyse 40 kapıyı zorlar. Olmadı 90 kapıyı zorlar. Bir kapıdan bulmak için ellerinden geleni yapar. Burada annenin ve babanın yapacağı bir karar verdiklerinde kararlı duracaklar ve şefkatli olacaklar. Bu kadar. Şefkatle. Diğer tarafı sevecekler. Şefkat, sevgi, merhamet zaten bundan sonraki 5. boyuta geçiş için kısa yol canlar. Herkese, özellikle evlatlarınıza tabii ki şefkat göstermemiz gerekiyor. Sorunun hangi duygudan kaynaklandığını nasıl bulacağız demiş Funda Hanım. Bütün hastalıkların nedeni gerçekten duygular ve düşünceler demiştik zaten, evet. Sorunun nasıl, nereden bulacağız mı? Şimdi evet, bir kere evet. Dişim ağrıyor bir kişinin. Neresi ağrıyorsa ilk önce yapacakları şey dişim ağrıyor diye sürekli vuracaklar. Dişim ağrıyor, dişim ağrıyor. Ve ilk ne zaman dişi ağrıdı ona gidecek. Ve şu anda zaten Google'larda bile bilinçaltı sebepleri yazıyor. Diş ağrısının altında yatan en büyük nedenlerden bir tanesi kararsızlıktır. Hayata kolay karar verememektir. Ya da midesi ağrıyor. Mideyi biraz önce söyledik. Hazmetmeyle, beslenmeyle alakalı. Sindirememeyle. Bağırsaklar yaşanan, söylenen bir şeyin sindirilememesi. Yaşanan olan bir şey. Evet.
bağırsakları ağrıyorsa orada bir sindirim sorunu var. Orada onu soracak. Rahmi ağrıyorsa kadınlığını nerede kabul edemedi? Yani her şeyin burada işte neresi ağrıyorsa ve ilk ne zaman ağrımaya başladıysa sürekli bunu sorarak, vurarak hatırlamaya çalışacaklar. Zaten sorduklarında da o kendini hatırlatır. Gözlerinin önüne o cevap gelecektir. O ilk travmayı hatırladıklarında da EFT yapsınlar ya da nefes yapsınlar. Sen de bir sürü teknik söyledin biraz önce. O çalışmaları yapsınlar. Evet, Hüseyin Tekel, ben seni yarın arayacağım yavrum. O elinle ilgili yarın sabah konuşacağız. Teşekkür ederiz canlar. Gerçekten biz de sizi çok seviyoruz. Yazmışsınız özelden de buradan. Sizi çok seviyoruz gerçekten. Özellikle bugün sorularınıza cevap vermek istedik. Şimdi yuva kurma demiş. Kitapların adını tekrar ben vereyim. Yuva kurma derken bu soruyu biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Yuva kurma demiş. Yuva kurma derken yani evlenmektir belki de. Evlenmektir ama bunun nesini sormuş. Şimdi kitapların adını tekrar söyler misiniz demiş. Hangi kitap? Şey, benim söylediğim Louise Hay'in var söylemiştin. Louise Hay düşünce gücüyle tedavi. Bu bir. Bunu lütfen okuyun. İki, ben ısrarla altını çiziyorum. Seni beklerken konuşmak istedim. Boş kalmasın diye. Eckhart Tolle'ün düşünce gücü, şimdinin gücü. Bakın iki kitap. Bu iki kitabı okumadan ne olur yolunuza devam etmeyin. Canlar, PDF. PDF mi diyor onlara? Şimdi canlı kitap okuyun. PDF. kitap indirebiliyorsunuz. Ben bu teknolojik şeylerden biraz bir haberim. Ama iş yerindeki çocukların okumasını istedim, verdim. Kitap okumadılar. En sonunda bunu duydum. Dedim bari yatarken falan dinleyin. Ne olur dinleyin eğer okumayı sevmiyorsanız. Eckhart Tolle'ün düşüncenin gücü, şimdinin gücü, dinginliğin gücü. Üç tane kitabını ezberleyin. Louise Hay'in düşünce gücüyle tedavi, ezberleyin. Başka hiçbir kitabı okumasanız bile bu dört kitabı ezberleyin, olur mu? Bundan sonraki bu süreçte çok önemli. Ebru Hanım harika bir kitap demiş. Louise Hay gerçekten yazmış. Burada Funda Hanım da yazmış. Bakın orada yazıyor Louise Hay. Burada bunu engelleyelim. Senin mi arkadaşın bu, kimdir bilmiyorum. Kim bilmiyorum. Orada bir ne yazmış? Onu okumasan, onu bir şikayet et istersen. Huzursuz bacak sendromu neden olur diye yazmış birisi. Huzursuz bacak sendromu da yine düşüncelerle ilgili değil mi Filizciğim? Ben şimdi şu yazıya takıldım. Oraya bakmasan onu bacaklar şikayet... yine şeyle ilgili. O evet, onu şikayet edeceğim. Bir kere çok onu haksız. Onu bir şikayet yani, et Filizciğim. Şimdi bunlar zaten kesinlikle bu tip insanların tedavi görmesi gereken insanları ve hayatta hiçbir zaman mutlu olmayan ve olmayacak insanlar. Hadsiz burada yani, bir kere her kimse çok hadsiz. Tabii ki şikayet edeceğiz, ayrı konu, ama huzursuz bacak sendromunun altında yatan yine bir kere zihin çok doludur. Zihin karmaşası yaşıyordur. Hele hele ileriye dönük bir şey yapacaksa, ya geçmişten ya da ikisi de, eğer iki bacağında da varsa, hem geçmişle hem de ileriyle ilgili zihin karmaşasından kaynaklı adım atmakla, atamamakla ilgili sıkıntılardır. Bu insanı hemen oradan bir şikayet etsinler, senin asistanların, söyle istersen. İnci ilgilenir misin lütfen? Evet, oradan bir, benim asistanlarım, televizyon grubum şu anda bağlı değil bana. Onun için ben şu anda bir şey yapamıyorum. İnci, sen ilgilenir misin orada? Onlara istersen gerekli duyuruyu yapılsın burada. Barik Bey'e bildirir misin İnci? Evet. Nereden engellediğini ben de bilmiyorum şu anda, onu engelleyeceğim de nereden? Şeyin Instagram'ın şifresini biliyorlarsa asistanların, onu bir şey yapsınlar hemen. İnci şifresine. Sen biliyorsun, şu Instagram'a gir lütfen, şu kişiyi o engeller. Çünkü sık sık yazmaya başladı, o haddini bilmiyor. Onu emniyet müdürüne vermek lazım, o şeyi. Emniyet tamam, müdürüne, bir arkadaşımız. Ben çok fena kızgınım şu anda. Tamam, yapılmış. Şu anda yapılmış. Eklemleri sık sık, deminden beri yapsalardı, sık sık kramp girmesi nedendir diye sormuşlar bütün eklemler.
Evet. Eklemler de yine bu ders ciddi boyutta bir değersizlik duygusuyla ilgili. Hı hı. Değersizlik küçüklüğünden beri getirmiş olduğu değersizlik duygusuna çalışsınlar. Hı-hı. Çok faydasını Hı-hı. görürler. Evet. Zaten bir de onların şeyleri vardır. Sen daha iyi biliyorsun. Bedensel hareketleri vardır. Hı-hı. Beden Hı-hı. yürüyüştür en çok da mesela. Ya da onların naif hareketleri vardır. Onu yapsınlar ama en derininde yatan değersizlik duygusuyla alakalıdır. Kireçlenmeyi demin anlatmıştık ama Sevgi Hanım kalça kireçlenmesi demiş. Kalça hayatta duruşla ilgilidir. Yani kalça bizi hayatta tutan hani organ diyeceğim organlardan bir tanesi. Yine geçmiş ve gelecek bacakla olan kısım. Yani kalçadan alt, karından alt bölgenin her anı ya gelecektir ya da geçmişe adımdır. Bunlarla hani şey yapsınlar, netleşsinler kendi içlerinde. Ebru Hanım İngilizceleri okunuz. Evet, yani her kitabın İngilizcesi ya da orijinal dili daha tabii ki güzel. Ama İngilizcesi olmayanlar için Ebru Hanımcığım Türkçeleri, çevirileri de mecburen okuyacağız diye düşünüyorum. Çeviride kayboluyor bazı bilgiler, evet. Avukat Mehmet Güneş, gerçek olmayan hesaplardan uygunsuz içerikli mesaj atanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır demiş. Benim avukatım devreye girmiş. Ben çok teşekkür ediyorum. Uygunsuz içerikli mesaj atanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır bilginize demiş. Umarım buradan bu bilgiyi de almıştır. Herhalde almışsınızdır şu anda bu bilgiyi. Evet, kirli ruhların enerjisini iade edin demiş takipçilerimiz. Hadsiz edepsiz yazmışlar. Bu çok önemli. Siber suçlar adresinden kim olduğunuzu tespit edeceğiz demiş. Bu kadar insanın hakkına giriyorsunuz demiş. Evet. Evet, evet. Evet, yani bugün bu konuyu kapatalım isterseniz. Çünkü bence de. Ben şeyimi hakikaten soğukkanlılığımı kaybetmeye başladım. Filizim. Ama buralarda çok da takılmamak lazım. Yani zaten hani bunlar bana göre gereken yapılmış. Zaten bu şurada da yazıyor. Bir daha yazmam. Özür dilerim falan. Geçti onun, artık yani. Onun yazılması artık. Yani, evet geçti ama işi, biz ona takılı iş, kalmayalım. Adli bir iş artık. Kişilik sorunu var demek demiş. Yani, biz ona takılı kalmayalım bence. Çok evet kalmayalım çünkü canlardan burada destek de var. Modumuzu düşün. Evet. Evet. Sağ kol ağrısı. Evet cevap verelim ona da Filiz'in. Gelecek ben, ya da ben kıyamam. Ben kıyamam onlara. Devam edelim. Kolumu yukarıya kaldıramıyorum demiş gerçekten. Yani çok mu yoruldu? O koluyla ne taşı? Gelecek korkusu. Ya da bu sıralar yük mü taşıdı ona bir baksın. Evet. Hangi yük ağır geldi? Yani taşıdığı ne var bu kadar üzer? Özür dilemene gerek yok. Evet. Evet. Evet, evet. Evet, hemen ilk bir tanesini ben çok ciddiye almamıştım. Sonra yazmaya başlayınca ben fark etmediler canlar diye. Hani yazmayacaktım ama herkes fark etti. Evet, konuyu toparlayalım bence. Bir toparlanalım biz hemen Filiz'cim. Evet, bütün hastalıkların arkasında canlar, düşünceler yatıyor. Çok net bir şekilde düşüncelerimizi kontrol etmeye başladığımızda hastalıklar da geçiyor. Yani bedenle ruh, bedenle zihin, tüm bedenler bir araya geldiğinde, artık hastalıklar da sona ermeye başlıyor. Fiziksel beden, eterik beden, ruhsal beden, spiritüel beden hepsinin bir arada olması lazım ki hastalıklar iyileşsin. Lütfen bütün bedenleri bir araya getirin ve şifalanalım. Hastalıkların bize vermek istediği bir mesaj var. Bu mesajı görmeye çalışalım. Asistanları engellemeye çalışıyorlar Filiz Hanım'ın. Henüz yapamadılar sanıyorum. İnce ilgilenir misin? Benim Instagram adresim sende. Zaten de bitiyor. Şimdi bitiyor. Programımız yavaş yavaş bitiyor artık. Son cümlelerini sen de söyle Filiz. Bugünlük bu kadar şey yapalım. Arkadaşlar madem bugün bizi dinlediniz, her şeyden önce ben size çok 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 yürekten teşekkür ediyorum.
Hastalıkların gerçekten, ki hepimiz şifacıyız, yani bunun için çok çok eğitim almamıza bile gerek yok. Hele hele şu son günlerde, zaten son yıllarda özellikle Google'da bir sürü teknikler var. Benim size söyleyebileceğim, ben hep basitten yanayım. Yani Peygamber Efendimiz'in zorlaştırmayın, kolaylaştırın dediği cümleyi ben çok kendime destur edinmişimdir. Zorlaştırmadan, kolaylaştırarak bir düşüncelerinizi çok gözlemleyin, zihninizi çok gözlemleyin ve duygularınızı çok gözlemleyin. Düşüncelerinizi seyredin. Eğer olumsuz bir düşünce yakalarsanız onu hemen olumluya çevirmeye gayret edin. Bu bir farkındalıktır. Eğer siz düşünceleri bu şekilde fark ederseniz zihninizi de kontrol etmiş olursunuz. Zihninizi de düzenlemiş olursunuz. Eğer zihin düzenli ise bu duyguları da yansırken gayet güzel yansır, sağlıklı yansır. Çünkü hastalıkların en temelinde bu duygular var. Öfke var, kırgınlık var, kızgınlık var, kin var, nefret var. Hastalıkların en temel sebebi bunlar. Lütfen bunları netleştirin ki ilk yapacağınız şey düşüncelerinizin farkında olmak. Bu da sizin elinizde. Yıllardır çocukluktan beri alışmış olduğumuz hep olumsuz düşünceleri artık bu saatten sonra olumluya çevirmek de sizin elinizde. Nasıl ki bir sigarayı bırakmakta ilk etapta zorlanılıyor ya da kilo verilmekte ilk etapta zorlanılıyor ise düşünceyi kontrol etmekte de zorlanılabilir ama beyin ve bunların hepsi birer kas çalıştırmak gibidir. Çok rahat yapabilirsiniz. Lütfen kendinizi sevmenin yollarından bir tanesi budur. Kendinizi sevmek istiyorsanız buradan başlayın. Bunu ve, seyredin, bunları iyileştirin. Ve lütfen biraz önce verdiğimiz 4 tane kitabı ne olur okuyun. Siz okuduktan sonra bize bilgi verin. Siz okuduktan sonra bu yayını, bu programı, bu konuşmayı tekrar yapalım. Sizler de okumuş olacaksınız. Hep birlikte sizlerin de şeyleriyle. Ben sizi çok seviyorum ve ben şeyi düşünemedim Filiz. Buradan yorumlar bölümünü kapatıverseydim o kadar tecrübesizdim ki yani. Oradan da başka türlü arkadaşlar soru soru sormalarını ki istedik. Birinci bölüm onlar soru götürdüğüm. Ya, evet. Bence oraya çok takılı kalmayalım kardeşim. Evet. Yazsınlar. Hepinizden özür diliyorum. Ya, evet. Hiç biz özür dileyecek bir şeyimiz de yok bizim. Evet, onlar da evet. Hani hepimiz aynıyız, insanız. Onun yazan da zaten onun zaten orada bas bas bağırıyor benim psikolojik sorunum var diyor. Evet. Bas bas bağır, yani ne kadar zavallı olduğunun aslında zavallı, çaresiz. Çünkü o tip yazan insanlar bakın gerçek hayatta başarısız insanlardır. Ama şöyle bir şey var. Ben o kadar enteresan bir şey öğrendim ki Filiz. Dışarıda olan her şey bizim içimizle ilgili. Tamam. Dışarıda olan her şey, eleştirdiğim her şey bende var olan bir şey ki bu kadar böyle görüyorum, bu kadar eleştiriyorum diye. Bence çok etkilenme arkadaşım. Evet, sana söylüyorum. Bizden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim içimle ilgili bir benden şey olduğunu düşünüyorum. Ben onu aldım üstüme. Benden kaynaklandı. Evet. Ve benim için çok sıradan, çok normal. Canlar da bunu görmüş oluyorlar şu anda. Burada çünkü %99 bayan. Yine çok sevdiğim can dostlarım da var benim burada. Baylar da var, beyler de var. Ama bunu hepsi yani bütün hanımlar çok öfkelendi buna gerçekten. Bence hiç öfkelenmesin. Onlar bizden çok öfkelendi. Ben onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Hiç öfkelenmesinler. Lütfen sana üzülmeyin. Lütfen üzülmeyin. Bakın ben oradan siz de başka üzülmeyin. Ben oradan başka bir mesaj çıkartabilirim. Hı-hı. Ama şu anda o arkadaş burada olmasaydı ben biz kadınlara çok güzel bir mesaj çıkartabilirdim oradan. Çok kıymetli bir mesaj çıkartabilirdim. Üzülmek, kırılmak yerine. Bunu sokakta yürürken düştüm bacağın kanadı. Burada ne görmeliyim gibi bakabiliriz. Evet. Böyle bakalım ne olur. Yani bunun nedeni, bakın dışarıda olan her şey bizim içimizle ilgili. Bütün bu şu anda pandemi yüzünden olan şeylerin hepsi bir şekilde bizim içimizle ilgili. Onun için bunu böyle okuyalım. Evet, şikayet edilecek. Avukatım zaten yazdı biraz önce. Merak etmeyin. Onun arkasını devam edecekler. Şikayet edilir yani. O çünkü başka hanımlara yapmasın böyle şeyleri. Ama evet, üzerinde de konuşmayalım. Sizler de üzülmeyin ne olur. Şimdi hanım dostlarım lütfen üzülmeyin. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşımızın bir tanesi ayna deyince inanın bir süre sonra negatifize olursunuz ki biz pozitif kişi diye ben bir şey demiyorum. Biz ne kadar pozitifimizi şu kadar artırırsak
Dualite gereği, diyalektik gereği bu kadar da negatifini artırırız. Önemli olan bunun orta yolunu bulmak. Ne bu çok öfkeli ne çok merhametli. Orta yol. Evet, evet. Yapılması gereken yapılır. Öfkelenmeden yapılır. Evet, konuştukça enerjisi yükseliyor, konuşulmamak. Bu konuyu konuşmuyoruz. Şu anda bir şey deneyimledik hep birlikte. Ve bu konuyu analiz ediyoruz. Olsun, olması gereken her şey olur. Hiçbirimiz üzülmüyoruz, kızmıyoruz, öfkelenmiyoruz. Yapılması gerekeni yapacağız sadece. Şu anda canlı canlı hep birlikte bir deneyim yaşadık. Bir anda şok olduk, bir anda hemen toparlandık. Üzülmeyin lütfen. Ama dediğim kitapları okuyun. Kitapları tekrar söyler misiniz demişler. 4 tane kitap. Tekrar söylüyorum. 1. Louise Hay, Düşünce Gücüyle Tedavi. 2. Eckhart Tolle'un 3 kitabı. Bir tanesi Düşünce Gücü, bir tanesi Dinginliğin Gücü, bir tanesi Şimdinin Gücü. Bu 3 kitap sihir gibi gerçekten. Lütfen bu 3 kitabı Louise Hay'in Düşünce Gücüyle Tedavisiyle birlikte okuyun. Canlar, 3. boyuttan 5. boyuta geçiyoruz. Bu süreç içinde gerçekten bağışıklık sistemimizi yükseltmemiz lazım. Düşünce detoksu yapmamız lazım. İyi düşünmemiz lazım. Düşüncelerimizi iyi kontrol etmemiz lazım. Şeyleri kullanmamız lazım. Bu Zade Vital'in ürünlerini kullanın. Kurkumini kullanın. Çinko kullanın. D vitamini kullanın. K vitamini ile bir arada. Koyu yeşil sebzeler yiyin lütfen. Koyu yeşil sebzeler yiyin. Un, şeker, paketlenmiş gıdaları hayatınızdan tamamen çıkarın lütfen. Her gün yarım saat yürüyüş yapın. Şu 4 kitabı okuyun. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın, olur mu? Hiç korkmayın lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. Ağzına sağlık Firiz'im. Canım arkadaşım. Ben teşekkür ediyorum. Bana seni çok alkali beslenmeyi için hatırlatmışlar. Evet, alkali beslenme çok önemli canlar. Alkalide kalın. Düşünceniz de alkalide kalsın. Bedeniniz de alkalide kalsın. Alkalide kalmak için sabahları birkaç damla limonlu su yeterli. Limonlu su sularınızın içine hep limon damlatın lütfen. Firiz, önümüzdeki hafta yapar mıyız yine? Valla ben çarşambayı farkında olmadan sana ayırmışım. Evet, yapıyoruz. Bugün başka bir program vardı. İster misiniz Filiz'le yapalım mı? Devam edelim mi? Filiz de bir şifacı. İster misiniz canlarım? Harikasınız demişler. Vay canına. İstiyorlar. İstiyorsunuz değil mi? Önümüzdeki hafta devam edelim başka bir konuyla. Evet. Filiz'im, önümüzdeki hafta çarşamba günü. Saat 22'de. Evet. Önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 22'de. Görüşmek üzere canlar. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz her şey için. İyi ki varsınız. Evet. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Firiz'im. Görüşmek üzere. IGTV'ye kaydediyorum. Oradan izleyebilirsiniz canlar. Görüşmek üzere.